Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Körlük 10. bölüm. Su kabını banyo küvetine boşalttılar. Sonra doktorun karısı bir çekmeceyi çekti, evde bir sabun daha olduğunu anımsamıştı. Sabunu, gözü siyah bantlı yaşlı adamın eline tutuşturdu. Güzel kokacaksın, bizden daha güzel. İstediğin gibi bol bol sabunlan, elin titremesin. Belki yiyecek sıkıntısı çekeriz ama marketlerde istemediğin kadar sabun bulabiliriz sanırım. Teşekkür ederim. Çok dikkatli ol, kayıp düşme. İstersen kocamı çağırayım, gelip sana yardım etsin. Hayır, kendim yıkanabilirim. Nasıl istersen. Şurada da bak, ver elini bana. Bir tıraş bıçağı, bir de fırça var. Tıraş olmak istersen kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Doktorun karısı banyodan çıktı. Gözü siyah bantlı yaşlı adam, giysiler dağıtırken kendi payına düşen pijamasını çıkardı. Sonra büyük bir dikkatle küvetin içine girdi. Su soğuktu, yüksekliği de azdı, 20 santimetre ya var ya yoktu ve kadınların yaptığı gibi gökyüzünden düşen bol suyla yıkanmak ile bir karış suda debelenmek arasında fark ne kadar büyüktü. Küvetin içine çöktü, derin bir nefes aldı ve ellerini birbirine kavuşturarak aldığı suyu göğsüne çarptı. Soluğu kesilir gibi oldu. Tüyleri diken diken olmaya fırsat kalmadan bütün bedenini ıslattı. Sonra düzenli ve yöntemli olarak sabunlanmaya başladı. Omuzlardan başlayarak kollarını, göğsünü, karnını ovaladı. Bir hayvandan daha pisim diye düşündü. Sonra zayıf kalçalarını ve bir karış kir tutmuş ayaklarına varıncaya kadar her yerini ovaladı. Daha iyi temizlenmesi için bedenini bir süre daha köpüklü bıraktı. Başımı da yıkamam gerek dedi. Gözündeki bandı çıkarmak için elini ensesine götürdü. Senin de banyo yapman gerek diyerek bandı suyun içine bıraktı. Bedeni artık ısınmıştı. Başını ıslatıp saçlarını sabunladı. Bembeyaz ve sonsuz bir körlüğün tam ortasında beyaz köpükler içinde kalmış bir adam olmuştu. Öyle ki bu haliyle varlığının kimse farkında olmazdı. Öyle düşündü ama yanılıyordu. Çünkü tam o sırada sırtına birinin dokunduğunu, bir çift elin kollarındaki ve göğsündeki köpükleri alıp sırtına yaydığını ve bu hareketi çok yavaş, ne yaptığını göremediği için çok dikkatli yapması gerekiyormuş gibi yaptığını duyumsadı. Sen kimsin diye sormak geçti içinden ama dili damağına yapıştı, soramadı. Şimdi bedeni titriyordu ama soğuktan değil, eller onu usulca ovalamayı sürdürüyordu. Kadın, ben doktorun karısıyım, ben birinci körün karısıyım, ben koyu renk gözlüklü genç kızım demedi. Elleri görevini yapmayı bitirdi, geri çekildi, sessizlik içinde banyonun kapısını usulca kapandığı işitildi. Yüzü siyah bantlı yaşlı adam banyoda yalnız başına kaldı. Küvetin içinde dizüstü çökmüş durumdaydı. Tanrı'dan onu bağışlamasını istiyordu, sanki titreyip duruyordu. Hangisi olabilirdi bu kadın diye soruyordu kendine. Aklı ona bu kadının olsa olsa doktorun karısı olabileceğini söylüyordu. Gözü gören tek kişi o, bizi koruyan, bize bakan, bizi doyuran o oldu. Bu ince hareketi onun yapmış olması hiç de şaşırtıcı olmazdı. Aklı ona bunu söylüyordu ama o aklına inanmıyordu. Titremeyi sürdürüyordu. Heyecandan mı yoksa soğuktan mı titrediğini bilemiyordu. Suyun içinde göz bandını aradı. Sıkı sıkı titredi, sıktı. Yeniden başına geçirdi. Şimdi o kadar çıplak değildi sanki. Salona kurulanmış mis gibi kokarak girdiğinde doktorun karısı işte size temiz ve tıraşlı bir erkek dedi. Sonra yapılması gereken ama eksik bırakılmış bir şey keşfetmiş gibi sırtını yıkayamamışsın, ne yazık diye ekledi. Gözü siyah bantlı yaşlı adam yanıt vermedi. İçinden kendi kendine aklına inanmamakla haklı olduğunu söylüyordu. Kalan birazcık yiyeceği Şehra çocuğa verdiler. Ötekiler yeni yiyeceklerin gelmesini bekleyecekti. Yedekte bekleyen kompostular, kuru meyveler, şeker, açılmış bir bisküvi paketi, birkaç peksimet vardı ama bu yiyecekleri ve bunlara olasılıkla eklenecek başka yiyecekleri ancak çaresiz kaldıklarında tüketeceklerdi.
her günün yiyeceği o gün bulup getirilecekti. Yiyecek bulma işi aksarsa o zaman tamam. Herkese iki bisküviyle bir kaşık komposto dağıtılacaktı. Çilek ve şeftali kompostosu var. Hangisini istersiniz? Yarım yarım üç ceviz, bir bardak su. Ne lüks! Ellerinde bunlar olduğu sürece elbette. Birinci körün karısı erzak arama işinde onlara seve seve katılacağını söyledi. O iş için üç kişi fazla sayılmazdı. İkisi kör de olsa yük taşıyabilirlerdi. Ayrıca olabilirse çok uzağında değillerdi çünkü. Gidip kendi evinin de ne durumda olduğuna bir bakmak istiyordu. İşgal edilmiş miydi? İşgal edenler tanıdığı kimseler miydi? Örneğin körlük salgını kasabalarını sardığı için kente gelen yakınlarıyla aileleri kalabalıklaşan komşuları mıydı? Bir kentin sağladığı olanaklar bir kasabanın sağladıklarından daha fazla çok. Her zaman daha çoktur. Bu bilinen bir şey. Böylelikle evde giysi sayılabilecek ne kalmışsa üzerlerine geçilip yola koyuldular. Öteki giysilerin yani yıkananların kuruması için güneşli hava beklemek gerekiyordu. Gökyüzü yine kapalıydı ama yağmur yağmıyordu. Özellikle eğimli sokaklarda suyla sürüklenen çöpler birikmiş, küçük tepecikler oluşmuş, sokağın öteki bölümleri de böylelikle temizlenmişti. Yağmur inşallah sürer, güneşin açması bizim için başımıza gelecek en kötü şey olur dedi doktorun karısı. Bu durumda bile yeterince çöp ve pis koku var. O kokuları artık duymuyoruz çünkü temizlendik dedi birinci körün karısı. Soğuk suyla yaptığı banyo yüzünden biraz üşütmüş gibi görünen kocası da ona hak verdi. Sokaklarda sürüler halinde körler dolaşıyordu. Bunlar yağmurun durmasından yararlanarak yiyecek aramaya ve azıcık yiyip içtikleri halde kaçamadıkları dışkılama gereksinimlerini gidermeye çıkmışlardı. Köpekler her yerde cirit atıyordu, çöpleri eşeliyordu. Bazılarının ağzında boğulmuş birer fare vardı. Oysa bu duruma çok ender rastlanırdı. Çünkü bilindiği gibi fareler çok iyi yüzücüdür. Boğulanlara gelince, son günlerde aşırı yağan yağmurların getirdiği seller onları biçimsiz bir yere kıstırmış, yüzmeyi çok iyi becermeleri bir işe yaramamıştı herhalde. Gözyaşı yalayan köpek, sürüler halinde dolaşıp avlanan eski dostlarına katılmadı. Seçimini yapmıştı. Ne var ki onu başkalarının beslemesini bekleyecek türden bir köpek değildi. Daha şimdiden ağzında bir şeyler geveliyor. Ne buldu acaba? Bu çöp dağların içinde kim bilir ne hazineler vardır. Yapılması gereken yalnızca aramak, karıştırmak ve bulmak. Birinci körle karısı da zamanı geldiğinde kendi belleklerini karıştırıp aradıklarını bulmak zorunda kalacaklar. İçinde yaşadıkları evin dört bir yanını tanımaları yeterli değil. Onları rehberlik edebilmesi için evin bulunduğu sokağın da dört bir yanını tanımaları gerek. Körler için kuzeyin, güneyin, doğunun ve batının ne yönde olduğunu bilmek önemli değil. Önemli olan her yere dokunan ellerinin onlara doğru yönde olup olmadıklarını söylemesi. Eskiden sayıları bu kadar kabarık değilken beyaza boyanmış kör değneği kullanırlardı. Zemine ve duvarlara sürekli vurdukları bu değneğin çıkardığı ses, yollarını bulmalarını sağlayan bir tür şifreydi. Ama bugün herkesin kör olduğu bir ortamda ve gürültü patırtı ortasında böyle bir değnek neredeyse hiçbir işe yaramaz. Üstelik kendi beyaz körlüklerine dalmış olan körlerin ellerinde beyaz bir değnek olup olmadığının farkına varamama olasılıkları da işin çabası. Gülü adını verdiğimiz şeyin dışında bilindiği gibi köpeklerin yön bulmak için başka yetileri de vardır. Miyop oldukları için görme duyularına pek güvenmezler. Buna karşın burunları gözlerinden bir hayli ileride olduğunda varmak istedikleri noktaya her zaman varırlar. İçinde bulunduğumuz durumdaysa gözyaşı yalayan köpek bacağını kaldırarak rüzgarın estiği dört ana yöne sırasıyla çevirdi. Böylelikle günün birinde yolunu şaşıracak olursa rüzgar onu dosdoğru eve götürecekti. Bir yandan yürüyorlar, bir yandan da doktorun karısı çok azalmış olan erzak stoklarını takviye etmek amacıyla bir bakkal ya da market görmeyi umut ederek sokaklarda sağa sola bakılıyordu. Her şey bütünüyle talan edilmemişti. Eski tür bakkaliyelerin bazılarında bayilerin dibinde biraz kuru fasulye, biraz bezelye bulunabiliyordu. Bunların pişmesi uzun zaman alan kuru sebzelerdi. Su ve ateş gerektiriyorlardı. Oysa içinde bulundukları durumda bu bakımdan şanslı sayılmazlardı. Doktorun karısı atasözlerine fazla meraklı değildi ama eskiden duyduğu sözlerden kulağında bir şeyler kaldığı anlaşılıyordu. Çünkü getirdiği torbalardan ikisinin fasulye ve bezelye ile doldurmuştu. Böylelikle de anneannesinin susadığında yiyecek bir armudun her zaman bulunmalı sözünü unutmadığını kanıtlamıştı. Sonuçta bu sebzeleri ıslatmak için kullanacağı su, onları pişirmeye yarayacağı gibi artan su da atık su değil, içilebilecek haşlama suyu olur.
Hani söyledikleri gibi doğada hiçbir şey kalmaz, her şey dönüşür. Bu durumda da yiyeceğe dönüşmüş olacak. Birinci köle karısının oturduğu sokağa daha bu kadar yol varken, fasulye ve bezelye torbalarını taşıdıkları gibi, sokaklarda rastladıkları daha bir sürü şeyi de neden taşıyorlardı? İşte size yaşamı boyunca hiç kıtlık ve yokluk çekmemiş birinin ağzından çıkabilecek bir soru. Anneannesi doktorun karısına ayrıca bütün yumurtaları aynı sepete koymamak gerek demişti ama dünyayı dolaşacak biri olsan buna dikkat etmelisin diye de eklemişti. Çünkü şu anda bir kahramanlık yapıyor, o eve en uzak yoldan gidiyorlardı. Neredeyiz diye sordu birinci kör. Doktorun karısı nerede olduklarını söyledi. Gözleri bu işe yarıyordu. Adam da ben burada trafik ışıklarının olduğu kavşakta kör oldum dedi. Körlük beni işte bu kavşakta yakaladı. Burada mı? Evet, tam burada. O korkunç anı anımsamak istemiyorum. Arabanın içinde kapalı kalmış. Hiçbir şey göremiyordum. İnsanlar dışarıda söyleniyordu. Bana gelince ben umutsuzluk içindeydim. Kör olduğumu söylüyordum bağıra bağıra. Derken bana eve kadar eşlik eden o adam geldi. Zavallı adam dedi birinci körün karısı. Bir daha hiç araba çalamayacak. Günün birinde öleceğimizi düşünerek yaşamak bize o kadar zor geliyor ki dedi doktorun karısı. Ölüp gidenlerin yapıp ettiklerine her zaman bir mazeret arıyoruz. Sıra bize geldiğinde bizi bağışlamalarını şimdiden ister gibiyiz. Her şey bana hala bir düşmüş gibi geliyor dedi birinci körün karısı. Düşümde kör olduğumu görür gibiyim. Seni evde beklerken ben de aynı şeyi düşünmüştüm dedi kocası. Adamın başına o kazanın geldiği meydanı geçmişlerdi. Şimdi dolan başlı, labirent gibi sokakları tırmanıyorlardı. Doktorun karısı bu semti pek tanımıyordu. Ne var ki birinci kör gününü kaybetmedi. Onlara rehberlik ediyordu. Sokakların adını söylüyor ve sola dönelim, sağa dönelim deyip duruyordu. Sonunda işte bizim sokak burası dedi. Ev sol tarafta, aşağı yukarı sokağın tam ortasında. Kaç numara diye sordu doktorun karısı. Adam numarayı anımsamıyordu. Vay canına! Anımsamıyorum. Aklımdan bütünüyle silinmiş dedi. Bu çok kötü bir işaret. Şu anda nerede oturduğumuzu çıkaramıyorsak bu, düşün gerçeğin yerini aldığını gösterir. Bu durumda nereye gideceğiz? Ne var ki durum o kadar da umutsuz değildi. Ne mutlu ki birinci körün karısı bu keşif kesine katılmakta ısrar etmişti. Evin kapı numarasını söylüyor. Böylelikle de birinci körün böbürlendiği şeyi yapmaktan, evi bulmak için sihirli ve beyaz bir kör değneği kullanılır gibi parmaklarının sağladığı dokunma duyusunun büyüsüne başvurmaktan kurtuluyorlar. Birinci vuruş maden, ikinci vuruş ahşap, 3-4 kez daha vurunca size nasıl bir kapının önde olduğunuzu anlatabilir. Doktorun karısı önde içeri girdiler. Kaçıncı kat diye sordu kadın. Üçüncü diye yanıt verdi birinci kör. Bellerinde öyle sanıldığı kadar da çok yıldız uçuşmuyordu. İnsan bazı şeyleri unutabilir. Yaşam bu bazı şeyleri de hiç unutmaz. Örneğin bu kapının eşiğini kör bir adam olarak açtığında arabasının henüz çalınmamış olan adamın ona kaçıncı katta oturuyorsunuz diye soruşunu unutmadı. Üçüncü katta diye yanıt vermişti. Aradaki fark şu anda yukarı asansörle çıkmamalarıydı. Aynı zamanda hem karanlık hem aydınlık olan merdivenin basamaklarını tırmandılar. Kör olmayan biri için binanın içi çok karanlıktı. Güneş ışığına ya da muma gerek duyuyordu. Doktorun karısının gözleri karanlığa uyum sağladı artık. Yukarı çıkanlar yolun yarısına yukarıdan inen iki kadınla çarpmıştı. Yukarı katlarda oturan kör kadınlardı bunlar. Belki de üçüncü katta. Kimse soru sormadı. Komşuların, eski komşular olmadığı belli oldu. Kapı kapalıydı. Ne yapacağız şimdi diye sordu doktorun karısı. İçeridekilerle konuşacağım dedi birinci kör. Bir, iki, üç kez vurdular kapıyı. İçlerinden biri içeride kimse yok dediği sırada kapı açıldı. Bu yavaşlıkla şaşılacak bir yan yoktu. Bir kör kapı çalındığında koridorun dibinden koşarak gelip kapıyı açamazdı. Kim o? Ne istiyorsunuz? Dedi kapıyı açan adam. Ciddi bir havası vardı. Eğitimli ve kibar bir insana benziyordu. Birinci kör, ben bu evde oturuyordum dedi. Ya dedi öteki adam. Sonra ekledi. Yanınızda başkaları da var mı? Karım ve bir dostumuz. Burasının sizin eviniz olduğunu nereden bilirim? Kolay dedi birinci körün karısı. Evin içinde ne olduğunu size söyleyebilirim. Adam birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra gelin dedi. Doktorun karısı en son girdi. Buradaki insanlar için rehbere gerek yoktu. Kör adam, evde yalnızım, benimkiler yiyecek aramaya çıktı. Benimkiler de dedim ama doğru mu söyledim tam olarak bilemiyorum. Biraz durdu ve ekledi. Bunu tam olarak bilemiyorum da. Ne demek istiyorsunuz diye sordu doktorun karısı. Sözün ettiğim kimseler karımla iki kızım. Peki ne diye benimkiler hem de tam olarak bilemiyorum diyorsunuz? Çünkü ben bir yazarım.
Bir yazarın da bu gibi şeyleri bilmesi gerekir. En azından öyle varsayıp saymayacağım. Birinci körün biraz koltukları kabarmıştı. Düşünebiliyor musunuz, evimde bir yazar oturuyor. Sonra aklına bir kuşku düştü. Adama adını sormak saygısızlık olur muydu acaba? Belki adını duyduğu bir yazardı. Hatta belki de okuduğu bir yazar. O henüz merak ile saygılı davranmış olma duyguları arasında bocalarken karısı pat diye sordu. Adınız ne sizin? Körlerin adı olması gerekmez. Beni hançeremden çıkan ses olarak düşünün. Gerisi o kadar önemli değil. İyi ama şimdiye kadar birçok kitap yazdınız ve bu kitapların üstünde bir at vardı dedi doktorun karısı. O kitaplar artık kimse okuyamadığına göre hiçbirini yazmamış gibiyim. Birinci kör bu konuşmanın onu ilgilendiren yanıttan çok uzaklara gittiğini düşündü. Peki nasıl oldu da benim evime girdiniz diye sordu. Eski oturduğu evde artık oturmayan birçok insan gibi bir gün evimin işgal edilmiş olduğunu gördüm. İşgalciler laf anlamıyorlardı. Bizi kapı dışarı ittikleri söylenebilir. Eviniz buradan uzakta mı? Hayır. Evinizi geri almak için başka girişimlerde bulundunuz mu? İnsanlar sık sık ev değiştiriyor. İki kez denedim. O insanlar şu anda hala evinizi işgal ediyorlar mı? Evet. Peki burasının bizim evimiz olduğunu öğrendiğinize göre ne yapacaksınız diye sordu birinci kör. Ötekilerin sizi kovduğu gibi siz de bizi mi kovacaksınız? Bunu yapmaya ne yaşım el verir ne de gücüm yeter. Öyle olsaydı bile öyle kaba dayılıya başvurabileceğimi sanmıyorum. Bir yazar yazabilmesi için gerekli sabrı her zaman bulur. Öyleyse evi bize bırakacaksınız. Evet, başka bir çözüm bulamazsak öyle yapacağım. Başka bir çözüm olabilir diye düşünemiyorum. Doktorun karısı yazarın verebileceği yanıtı sezmişti. Siz ve karınız bir de dostunuz bir evde yaşıyorsunuz sanırım. Evet, dostumuzun evinde kalıyoruz. Uzak mı? Çok uzak olduğu söylenemez. Öyleyse izin verirseniz size bir şey önereceğim. Söyleyin, şimdiye kadar nasıl olduysak öyle devam edelim. Şu anda ikimizin de içinde yaşadığımız bir evimiz var. Ben kendi evimi kollamaya sürdüreceğim. Günün birinde boşaldığını görürsem evinizi hemen boşaltırım. Siz aynı şeyi yapın. Buraya düzenli olarak gelin, evi boş bulduğunuzda da hemen taşının. Bu düşüncenin pek hoşuma gittiğini söyleyemem. Hoşunuza gitmesini beklemiyordum zaten. Ne var ki uygulanabilecek tek çözümün daha çok hoşunuza gideceğini umuyorum. Neymiş o? Sizin olan bu evi hemen size bırakalım. İyi ama siz... Biz gidip bir yerlerde, Tanrı bilir nerede yaşarız. Hayır, kesinlikle olmaz diye söze karıştı birinci körün karısı. Her şeyi nasıl söyle bırakalım. Zamanı gelince ne yapacağımızı düşünürüz. Düşünüyorum da bir başka çözüm daha var dedi yazar. Nasıl bir çözüm diye sordu birinci kör. Bizim burada sizin kiracınız olarak kalmamız. Ev hepimizi barındıracak kadar büyük. Hayır dedi birinci körün karısı. Biz şimdiye kadar olduğu gibi dostumuzun evinde kalmayı sürdüreceğiz. Benimle aynı düşüncede olup olmadığını sana sormaya gerek duymuyorum dedi doktorun karısına dönerek. Ben de sana yanıt vermeye diye karşılık verdi o da. Hepinize teşekkür ediyorum dedi yazar. Doğrusunu söylemek gerekirse mal sahiplerini her an kapıya dikileceğini düşünerek yaşıyordum. Kör insanların ellerindekiyle yetinmesi dünyanın en doğal davranışıdır dedi doktorun karısı. Salgın başladığından bu yana nasıl yaşadınız? Karantinaya alışmıştık. Çıkalı 3 gün oldu. Ya demek siz karantinaya alınanlardansınız. Evet kolay olmadı. Bu açıklama yeterli olmamalı. Korkunçtu. Siz yazarsınız. Biraz önce söylediğiniz gibi sözcükleri çok iyi bilmeniz, tartmanız gerekiyor. Dolayısıyla sıfatların hiçbir işe yaramadığını bilirsiniz. Bir insan bir başka insanı öldürdüğünde örneğin bunu yalın bir biçimde ifade etmeli ve bu ifadeyi olayın korkunçluğu üzerine yalnızca bunun üzerine oturtmalı. Böyle yapmak yerine olayın korkunç olduğunu doğrudan söyleyecek olursa bu bizde şok etkisi yapar. Gereğinden fazla sözcükler var demek istiyorsunuz yani. Gereği kadar duyguya sahip olmadığımızı söylemek istiyorum. Ya da yeteri kadar duyguya sahibiz ama bu duyguları ifade edecek sözcükleri bir yana bırakıyoruz. Dolayısıyla da duygularımızı yitirmiş oluyoruz. Bana karantina yaşamınızdan söz etmeniz daha çok sevinir. Neden? Çünkü ben yazarım. Bunu anlamak için orada yaşamış olmak gerekir. Yazar da öteki insanlar gibidir. Her şeyi bilmediği gibi yaşayamaz da. İnsanlara sorular sorup bunları imgelemenin de canlandırılması, kurgulanması gerekir. Oradaki yaşamın nasıl olduğunu belki günün birine size anlatır. Siz de kitap yazarsınız. Ben o kitabı zaten yazmaktayım. Kör olduğunuza göre bunu nasıl yapıyorsunuz? Körler de yazı yazabilir. Kör alfabesini öğrenmeye fırsat bulabildiğinizi mi söylüyorsunuz? Hayır, kör alfabesini bilmem. Peki nasıl yazıyorsunuz öyleyse diye sordu birinci kör. Size göstereyim. Oturduğu sandalyeden kalktı, içeri gitti.
Bir dakika sonra elinde bir kağıt ve bir tükenmez kalemle geri döndü. Bu elimdeki yazdığım son sayfa. Göremeyiz ki dedi birinci körün karısı. Ben de dedi yazar. Öyleyse nasıl yazabiliyorsunuz diye sordu doktorun karısı. Odaya egemen olan yarı karanlıkta üzerindeki çok sıkışık, kimi zaman birbirinin üstüne binen yazılar bulunan kağıda bakarak, okunarak dedi yazar. Gülümseyerek, zor değil. Kağıdı biraz yumuşakça bir zemin üzerine koyuyorsunuz. Örneğin ince bir kağıt tomarının üzerine bundan sonra yapacağınız şey oturup yazmak oluyor. Ama gözleriniz görmüyor ki dedi birinci kör. Tükenmez kalem körler için çok iyi bir yazma aracıdır. Yazdığınız şeyi okuyabilmenizi sağlamaktan başka. Nereye ne yazdığınızı belli eder. Bunu başarmak için son yazdığınız satırın kağıdı çukurlaşmış izlerine dokunup izlemek, kağıdın kenarına kadar gitmek, alt satırın mesafesini hesaplayıp yazmayı da okumayı da sürdürmek yeterlidir. Gördüğünüz gibi çok kolay. Gördüğüm kadarıyla satırlarınız zaman zaman birbirinin üstüne biniyor dedi doktorun karısı. Kağıdı yazarın elinden dikkatlice alarak. Bunu nasıl biliyorsunuz? Benim gözlerim görüyor. Görüyor musunuz? Görmeyediniz yeniden mi kavuştunuz? Nasıl, ne zaman diye sordu yazar sinirli bir havaya bürünerek. Sanmıyorum, o yetiyi şimdiye kadar yitirmeyen tek insan benim. Peki neden? Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Hiçbir biçimde açıklayamıyorum. Olasılıkla da bir açıklaması yok. Öyleyse siz olup biten her şeyi gözlerinizle gördünüz. Gördüklerimi gördüm yalnızca. Göreceğim ya da göremeyeceğim şeyleri seçme olanağım yoktu. Karantinaya ne kadar insan alındı? 300 kişi kadar. Ne zamandan beri? Salgının başından beri oradan çıkalı yalnızca 3 gün oluyor. Size daha önce de söyledim. Kör olan ilk kişi bendim sanıyorum, dedi birinci kör. Korkunç bir şey olmalı bu. Bu sözcüğünü bir kez daha kullandınız dedi doktorun karısı. Bağışlayın. Hepimiz, karım, kızlarım ve ben kör olduktan sonra tüm yazdıklarım gözüme bir anda gülünç göründü de. Neleri kaleme aldınız? Çektiğiniz acıları, yaşamamızı. Herkes yalnızca bildiği şeylerden söz etmeli. Bilmediklerini de başkalarına sormalı. Bilmediklerimi size soracağım. Ben de size anlatacağım. Bunu ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir gün diye. Doktorun karısı yazarın elindeki kağıtlara dokundu. Nerede çalıştığınızı, yazılarınızı nerede yazdığınızı görmemde bir sakınca var mı? Kesinlikle hayır gelin benimle. Biz de gelebilir miyiz? Burası sizin eviniz dedi yazar. Ben geçeceğim. Yatak odasında üzerine sönük bir lamba duran küçük bir masa vardı. Pencereden içeri süzülen soluk ışıkta, sol tarafta beyaz kağıtların, öte yanda da üzeri yazılı kağıtların durduğu seçiliyordu. Ortada yarısına kadar yazılmış bir kağıt, lambanın yanında iki yeni tükenmez kalem duruyordu. İşte burada dedi yazar. Doktorun karısı bakabilir miyim diye sordu. Ve yazarın yanıtını beklemeden üzerine yazılı kağıtları aldı. 20 sayfa kadar vardı minicik yazılara, yukarı çıkıp aşağı inen satırlara, bembeyaz kağıdın üzerine yazılmış, körlüğün üzerine kazınmış sözcüklere baktı. Ben geçeceğim demişti yazar. Bunlar da geçip giderken bıraktığı izler işte. Doktorun karısı elini yazarın omzuna koydu. O da bu eli iki avucun arasına alıp yavaşça dudaklarına götürdü. Kaybolmayın, sakın bir yere kaybolmayın dedi. Bunlar beklenmedik sözlerdi. Bilmece gibiydi. İçinde bulundukları duruma pek de uygun düşmemiş izlenimini veriyordu. Yanlarında onlara 3 gün yetecek kadar yiyecekle eve döndüklerinde doktorun karısı olup biteni sık sık araya giren birinci kör ve karısıyla birlikte kocasına anlattı. Akşam olduğunda yapmayı düşündüğü gibi kütüphaneden aldığı kitabın bir bölümünü onlara okudu. Kitabın konusu Şehla çocuğu ilgilendirmediği için çocukcağız biraz sonra başı koyu renk gözlüklü genç kızın dizinde, ayakları yüzü siyah bantlı yaşlı adamın bacaklarında uyuyakaldı. 2 gün sonra doktor muayeneannem ne hale geldi görmek isterim dedi. Şu an için o da ben de bir işe yaramıyoruz. Günün birinde bakarsınız insanlar yeniden görmeye başlar. Onun için aygıtların orada onları beklemesi gerek. Ne zaman istersen gidip bakarız dedi karısı. İstersen hemen gidelim. Sizin için bir sakıncası yoksa bu gezintide benim evime de şöyle bir uğramakta yararlanabiliriz dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Annemle babamın dönmüş olabileceğini düşündüğüm için vicdanımı rahatlatmak istiyorum. Sana da uğrarız dedi doktorun karısı. Evleri dolaşma gezisine başka durmak isteyen olmadı. Birinci köle karısı evlerinin durumunu biliyorlardı. Yüzü siyah bantlı yaşlı adam da gelmek istemedi. Ama başka nedenlerle. Şehla çocuğa gelince oturduğu sokağın adını hala anımsamıyordu. Hava çıktı. Yağmurlu havalar artık geçmiş gibiydi. Fazla parlak olmamakla birlikte güneş kendini insanın cildinde duyumsatmaya başlıyordu.
Yaz sıcakları bastırdığında her yerde kokmaya, çürümeye başlayan bu çöplerle, hayvan leşleriyle, belki de insan cesetleriyle evlerinde ölüp gitmiş insanlar vardı mutlaka. Ne yapacağız bilmiyorum dedi doktor. Bütün kötülük bir düzen kuramamış olmamızdan kaynaklanıyor. Her binada, her sokakta, her semtte bir düzen kurulması gerek. Bir hükümet gerek dedi karısı. Bir düzen, bedende belirli düzeni olan bir yapı. Bu düzeni koruduğu sürece hayatta kalıyor, ölüme gelince bu düzenin bozulmasının getirdiği sonuçtan başka bir şey değildi. Bir körler toplumun yaşamını sürdürmek için nasıl bir düzen kurulabilir? Örgütlenmek bir bakıma görmeye başlamak demektir. Haklısın kuşkusuz ama yaşadığımız bu körlük deneyimi bize yalnızca ölüm ve sefalet getirdi. Gözlerim senin muayenehanendeki gibi bir işe yaramadı. Yaramaz olur mu? Biz senin gözlerin sayesinde hayatta kaldık dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Benim gözlerim görmeseydi de hayatta kalırdım. Çevremiz yaşayan körlerle dolu. Ben hepimiz sonunda öleceğiz diyorum. Bu yalnızca bir zaman sorunu. Ölüm her zaman bir zaman sorunu olmuştur dedi doktor. Ama insanın yalnızca kör olduğu için ölmesi ölümlerin en kötüsü. Hastalandığımız, kazaya uğradığımız için ya da bir rastlantı sonucu ölüyoruz. Şimdi bir de kör olduğumuz için öleceğiz. Yani demek istediğim, körlükten ve kanserden, körlükten ve veremden, körlükten ve AIDS'ten, körlükten ve kalp krizinden öleceğiz. Hastalıklar insandan insana değişebilir. Ama şu anda bizi tam anlamıyla öldüren yalnızca körlük. Ölümsüz değiliz, ölümden kaçamayız. Ama hiç olmazsa kör olmaktan kaçınmalıyız dedi doktorun karısı. Nasıl kaçınabiliriz? Körlüğümüz somut ve gerçek dedi doktor. Ben öyle olduğundan o kadar emin değilim dedi karısı. Ben de öyle dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Kapıyı zorlamaları gerekmedi. Normal bir kapıyı açar gibi açtılar. Anahtar doktorun anahtarlığında duruyordu. Karantinayı almak üzere geldiklerinde evde bırakmıştı. Evde bekleme salonu dedi. İşte bekleme salonu dedi doktorun karısı. Beklediğim salon dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Düş sürüyor ama bu düşün hangi düş olduğunu bilemiyorum. O gün burada kör olduğumu düşlediğim düş mü? Yoksa öteden beri kör olduğumu ve buraya hiçbir körlük riski taşımayan bir göz yangısını tedavi ettirmek için geldiğimi mi düşlediğim düş mü? Karantina bir düş değildi dedi doktorun karısı. Hayır değildi. Orada ırzıma geçilmesinin bir düş olmaması gibi. Ne de bir erkeği bıçaklamanın. Beni muayene odama götür. Kendim de gidebilirim ama sen götür dedi doktor. Odanın kapısı açıktı. Doktorun karısı her şey alt üst olmuş dedi. Yerde kağıtlar var. İçine hastaların fişlerini koyduğun dolap çekmeceleri götürülmüş. Bakanlığın adamlarıdır. Aramakla zaman yitirmemek için böyle yapmışlardır. Olabilir. Peki ya aygıtlar? İlk bakışta sağlam görünüyor. En azından onları kurtardık dedi doktor. Tek başına kollarını öne uzatarak ilerledi. İçinde merceklerin bulunduğu kutuya, muayene aygıtına, masasına dokundu. Sonra kuyrek gözlüklü genç kıza bir düş görmüş olduğunu söylediğinde ne demek istediğini anladım dedi. Masasına oturdu, ellerini üzerine toz kaplamış cam tepsinin üzerine koydu. Sonra hüzünlü ve ironik bir gülümsemeyle önünde duran bir insanla konuşuyormuş gibi ''Eh doktor, çok üzgünüm ama sizin vakanızı iyileştirecek bir yöntem henüz bulunamadı.'' O eski özlü söze, başa gelen çekilir sözüne bel bağlamaktan başka çareniz yok dedi. ''Bize acı çektirme'' dedi karısı. ''Bağışla beni, sen de bağışla. Vaktiyle mucizeler yaratılmış olan bir yerde bulunuyorsunuz. Oysa şimdi o mucizelerin kanıtlarının bile yerinde yerler esiyor. Belge olarak ne varsılıp götürmüşler. Bizim kendi ölçeğimizde gerçekleştirebildiğimiz tek mucize, yaşamayı sürdürmektir.'' dedi karısı. ''Şu kırılgan yaşamamızı kırılganlığıyla korumaktır. Ve buna her doğan gün yeniden başlamaktır. Kör olan gözlerimiz değil de yaşamın kendisiymiş gibi. Ne yöne gideceğini bilmeyen o imiş gibi. Belki de gerçek budur. Ne yöne gideceğini gerçekten bilemiyordur. Belki de bize aklımızı bağışladıktan sonra kendini bizim elimize teslim etmiştir. Oysa bizim onu ne hale getirdiğimize bir bak. Sen de bizim gibi körmüşsün gibi konuşuyorsun.'' dedi koyu renk gözlüklü genç kız. ''Bu bir bakıma doğru. Beni kör eden sizin körlüğünüz. Gözlerinizi görenlerin sayısı kadar çok olsaydı belki ben de daha iyi görmeye başlardım. Kendini kimin tarafından çağrıldığını ve orada neyi açıklayacağını bilemediğin bir mahkeme karşısında çıkmaya hazırlanan bir tanık gibi görmüyorsundur umarım.'' dedi doktor. ''Zaman tükünüyor, çürümüşlük yayılıyor, insanlar, hastalıklar kapıları açık bulup içeri dalıyor. Su tükeniyor, yiyecekler zehre dönüştü. İşte size yapacağım ilk açıklama.'' dedi doktorun karısı.
ya ikincisi diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Gözlerimizi açalım. Bunu yapamayız çünkü körüz dedi doktor. Körlerin en körünün artık görmek istemeyen bir kör olduğunu söylersek çok büyük bir gerçeği dile getirmiş olur. Ben görmek istiyorum dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Göreceksin. Ne var ki görmek istediğin için değil. Bundan böyle körlerin en körü olmayacağın için göreceksin. Arada tek fark bu olacak. Gidelim artık. Burada görülecek bir şey yok dedi doktor. Koyu renk gözlüklü genç kızın evine giderken bir grup körün onlara bir şey anlatan başka bir kör grubunu dinlediği bir meydandan geçtiler. İlk bakışta iki grupta kör izlenimi bırakmıyordu. Konuşanlar başlarını dinleyenlere ısrarla çevirmiş, dinleyenler de aynı biçimde başlarını konuşanlara dikkatle çevirmişti. Bu meydanda dünyanın sonunun geldiği ilan ediliyordu. Günahlarımızın cezasını çekerek huzura kavuşacağımız söyleniyordu. Yedinci günden, meleklerin yeryüzüne ineceğinden, evrenin parçalanıp dağılacağından, güneşin söneceğinden, kabile zihniyetinden, adam otunun öz suyundan, kaplanın çevresine yaydığı kokudan, maymunun erdeminden, rüzgarın disiplininden, aydenenin kokusundan, karanlıkların çağrısından, şeytan kovma ayinlerinin gücünden, topluluğun bıraktığı izden, gülün çarmıha gerilmesinden, akkanın saflığından, kara kedinin kanından, gölgelerin uyuşukluğundan, bataklıkların baş kaldırısından, yamyamlığın mantığından, acısız iyiliş etme yönteminden, göksel dövme yapımından, gönüllü körlükten, iç bükey, dış bükey, düz, dikey, yatık, yoğun, yanık, yırtıcı düşünceden, ses tellerinin alınmasından, sözün ölümünden söz ediliyor. Burada kimse örgütlenmekten söz etmiyor dedi doktorun karısı kocasına. Belki bir başka meydanda söz ediliyordur diye yanıt verdi adam. Yollarına devam ettiler. Biraz uzaklaşmışlardı ki doktorun karısı, sokaklarda normalde rastladığımızdan daha çok ölü var dedi. Direncimiz tükenme noktasına geldi. Zaman tükeniyor, su bitiyor, hastalıklar çoğalıyor, yiyecekler zehre dönüşüyor. Bunları biraz önce söyleyen sendin diye anımsattı doktor. Annemle babam belki de ölülerin arasında dedi. Koyu renk gözlüklü gençimiz. Ben onları görmeden yanlarından geçip gidiyorum. Ölülerin yanında onları görmeden geçip gitmek insanlığın çok eski bir alışkanlığıdır dedi. Koyu renk gözlüklü genç kızın oturduğu sokakta algıladıkları terk edilmiş havası öncekinden daha fazlaydı. Kapının önünde bir kadın bedeni vardı, ölüydü. Serseri serseri dolaşan hayvanlar tarafından yarı yarıya parçalanmıştı. Gözyaşı yalayan köpek iyi ki bizimle gelmedi. Dişlerini bu bedene geçirmesini engellemek gerekecekti. Birinci katta oturan komşu mu dedi doktorun karısı. Kim, nerede diye sordu kocası. Hemen şurada. Birinci kattaki komşu, kokusu burnumuza geliyor. Zavallıcık dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sokağa neden çıktı ki? Evinden dışarı hiç çıkmıyordu. Belki ölümün yaklaştığını duyumsamıştır. Evde yalnız başına kalıp çürüme düşüncesini kaldıramamıştır belki de dedi doktor. Artık kendi evime giremem, anahtarım yok. Annenle baban dönmüşlerdir belki, seni yukarıda bekliyorlardır dedi doktor. Buna inanmıyorum. İnanmamakta haklısın dedi doktorun karısı. Anahtarlar burada. Kadının yerde yarı açık duran cansız bedeninin elinin içinde ışıl ışıl parlayan anahtarlar var. Belki de kendi anahtarlarıdır dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sanmıyorum. Ölmeye geldiği bir yere anahtarlarını da getirmesi için hiçbir neden olamaz. Ama ben o anahtarları göremem ki, körüm. Ya o anahtarları benim eve girebilmem için getirmişse? Anahtarları yanında aldığında aklına neler geçtiğini bilemez. Günün birinde seni yeniden göreceğini düşünmüştür belki. Burada oturduğumuz sırada pek doğal sayılmayacak kadar kolay hareket etmemizden kuşkulanmıştır belki de. Benim merdivenlerin çok karanlık olduğunu, neredeyse hiçbir şeyin seçilmediğini, bir şeyler görmediğimi söylediğimi duymuştur ya da bunların hiçbiri geçerli değil. Kadıncağız bunadığı için sarnılar görmeye başlamıştır. Aklını yitirdiğinden anahtarlarını sana vermek onda saplantı haline gelmiştir. Bildiğimiz tek şey var o da adımını binadan dışarı atar atmaz düşüp öldü. Doktorun karısı anahtarları kadın elinden alıp koyu renk gözlüklü genç kıza verdi ve sordu. Şimdi ne yapıyoruz? Onu burada böyle bırakıyor muyuz? Sokağa gömemez miyiz onu? Döşeme taşlarını sökecek bir şey yok yanımızda diye yanıt verdi doktor. Sebze bahçesi var. Bu durumda onu ikinci kata kadar çıkarıp yangın merdivenlerinden aşağı indirmemiz gerek. Oraya götürmenin tek yolu bu. Bunu yapabilecek kadar gücümüz var mı diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Sorun bunu yapabilecek kadar gücümüzün olup olmadığını bilmek değil. Onu burada bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Buna karar vermek. Hayır, bırakmayacağız dedi doktor. Öyleyse o gücü kendimizde buluruz. Gerçekten de o gücü kendilerine buldular.
Ne var ki cesedi merdivenlerden çıkarıp indirirken canları çıktı. Ağır olduğu için değil, kadın zaten doğuştan ufak tefekti. Bedeninin bir bölümünü de kedilerle köpeklere kaptırdığından şimdi daha da küçülmüştü. Dolayısıyla zorluk ağır oluşundan kaynaklanmıyordu. Bedeni kas katı kesilmişti. Daracık merdivenlerde bu bedeni döndürmekten zorlanıyorlardı. Kısa bir mesafe çıkmalarına karşın 4 kez dinlenmek zorunda kaldılar. Çıkardıkları gürültü de, konuşma sesleri de, kokuşmaya başlamış bedenden çıkan koku da binada oturan öteki insanların evlerinden dışarı çıkmasına neden olmadı. Ben de böyle düşünmüştüm. Annemle babam eve dönmemişlerdi dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sonunda kapıya ulaştıklarında bitkin haldeydiler. Oysa yangın merdivenine varmak için evi arkaya doğru baştan başa geçmeleri gerekiyordu. Ne var ki azizler yardıma koştu. Aşağı inerken güçlü kuvvetli birer insan oluverdiler. Yükleri onlara da hafif geldi. Köşelere daha kolay döndüler. Çünkü merdiven açık hava merdiveniydi. Dikkat ettikleri tek şey zavallı kadının cesedini ellerinden düşürmemekti. Düşürecek olsalardı dün kemikleri dağılırdı. Tabii çekici acılar da cabası. Öldükten sonra çekilen acılar daha da katlanılmazdır. Sebze bahçesi balta girmemiş ormanı andırıyordu. Son yağmurlar otların ve rüzgarın ektiği yabani bitkilerin dolaşıp büyümesine yol açmıştı. Bahçede zıplayıp duran tavşanlar taze ottan yoksun kalmayacaklardı. Tavuklara gelince onlar kurak mevsimde başlarının çaresine bakabilirdi. Yere oturmuşlardı, soluk soluğa kalmışlardı, tükenmişlerdi. Yanlarında yatan doktorun karısının tavukları ve tavşanları kovalayarak koruduğu ceset de onlar gibi dinleniyordu. Burunlarını titreştirip duran tavşanlarınki yalnızca meraktı. Oysa gagalarını süngü gibi uzatmış tavuklar her şeye hazır bekliyorlardı. Doktorun karısı sokağa çıkmadan önce tavşanların kafesini açmayı düşünmüş. Tavşanların açlıktan ölmesini istememişti. Zor olan insanlarla birlikte yaşamak değil dedi doktor. Onları anlamam. Koyu renk gözlüklü genç kız bir tutam otla ellerini temizliyordu. Ellerinin kirlenmesi onun hatasıydı. Ölüyü tutmaması gereken bir yerinden tutmuştu. Gözleri görmeyince insanın başına böyle işler geliyordu işte. Doktor, bize bir kazma ya da bel gerek. Bu sözlerden durmaksızın dönüp dolaşan, geri gelen tek özün şeyin sözcükler olduğunu gözleyebiliriz. Aynı sözcükler aynı şeyi anlatmak için dönüp gelmişti. Önce araba çalan adam için, şimdi ise anahtarları geri veren yaşlı kadın için. İkisi de gömüldükten sonra hangi cümlenin hangi insan için kullandığını kimse ayırt edemeyecek. Bu iki gömme olayının anısını belleklerinde koruyanların dışında. Doktorun karısı temiz bir çarşaf bulmak için koyu renk gözlüklü genç kızın evine çıkmıştı. En az kirlenmiş çarşafı seçmek zorunda kaldı. Geri döndüğünde tavuklar bayram ediyordu. Oysa tavşanlar taze otları kemirmekle yetiniyordu. Ceset sarılıp sarmalandıktan sonra kadın çevrede kazma ya da bel aramaya başladı. İçinde başka aletlerinde bulunduğu bir kulübe ikisini birden buldu. Bu işi ben yapacağım dedi. Toprak nemli, kazması kolay sizinle. Toprağı kazmayla sürekli kesmek zorunda kalan köklerin bulunmadığı bir yeri seçti. Bu işin de bu kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Kökler akıllıdır. Giyotin gibi inen kazma darbeleriyle kesilmekten korunmak için toprağın yumuşaklığından yararlanıp esnedikçe esler her biri. Ne doktorun karısı, ne kocası, ne de koyu renk gözlüklü genç kız çevredeki balkonlarda körlerin belirdiğini fark etti. İlki işiyle meşgul olduğundan, ötekiler de gözleri bir işe yaramadığından çok kalabalık değillerdi. Her balkonda da yoktu. Kazma sesini duymuşlardı kuşkusuz. Toprak yumuşak ve gevşek de olsa kaçınılmaz olarak ses çıkıyordu. Ayrıca kazmanın ucu göze görünmeyen küçük bir taşa rastladığında çın çın ötüyordu. Akıp gidiverecek hayaletler gibi dikilip duran kadınlı erkekli hayaletler verilmişti sanki balkonda. Yalnızca basit merak yüzünden, vaktiyle nasıl gömüldüklerini anımsamak amacıyla gömme törenine katılan hayaletler gibiydiler. Doktorun karısı onları sonunda çukuru kazıp bitirdikten sonra ağrıyan belini doğrultup alnında bırakan terleri koluyla sildiğini fark etti. Ve içinden yükselen dayanılmaz bir itkiyle hiç düşünmeden o körlere, aynı zamanda da dünyanın bütün körlerine bağırdı. Yeniden ayağa dikilecek, dikkatinizi çekerim, dirilecek demedi. Sözcükler bu iki sözcüğün eş anlamlı gibi gösterse de anlam farkı taşıdıkları açık. Körler korkulup evlerine çekildiler. Böyle bir açıklamayı anlamak için hazır olmadıkları bir yana. Bu sözlerin neden söylediğini anlamamışlardı. Biraz öteki meydanda yapılan büyülü açıklamaları, o listeyi tamamlamak için peygamber devesinin başıyla akrebin intiharı deyişini de eklemek gerekiyordu. Dinlemeye falan gittikleri yoktu. Bu açıkça belli oluyordu. Doktor sordu. Yeniden ayağa dikilecek dedin. Neden? Kime seslendin?
Balkonlara çıkmış körlere. Beni korkuttular. Kuşkusuz ben de onları korkuttum. Ama neden o sözcükleri kullandın? Bilmiyorum. Aklım öyle geldi. Ben de söyledim. Demin geçtiğimiz meydanda bir de gidip dua edersen her şey tamam olacak. Evet, bir vaaz vermeliyim. Tavşanın dişi tavuğun gagası hakkında. Şimdi gelin de bana yardım edin. Şuradan, tamam, ayaklarından tut. Ben yandan kaldıracağım. Dikkat! Çukurun içine kay. Tamam, işte böyle. Yavaş yavaş it. Biraz daha, biraz daha. Tavuklar gagalamasın diye derince bir çukur kazdım. Gagalamaya başlayınca nereye kadar inecekleri belli olmaz. Tamam, oldu. Çok iyi. Çukuru doldurmak için eli kullandı. Toprağı iyice bastırdı. Toprak toprağa döndüğünde oluşan kabarıklığı düzenledi. Yaşamı boyunca bu işle uğraşmıştı sanki. Sonunda bahçenin bir köşesine yetişmiş gül ağacından bir dal kopararak bastırılmış, dikdörtgen biçimli toprağın baş ucuna kaldı. Yeniden ayağa dikilecek diye yeniledi. Koyu renk gözlüklü genç kız. Soru sorardı. Bu değil diye karşılık verdi doktorun karısı. Aslında hayatta olanların hep birlikte ayağa kalkmalarına gerek ama bunu yapamıyorlar. Biz şimdiden yarı yarıya ölüyoruz dedi doktor. Hayır, yarı yarıya canlıyız diye karşılık verdi karısı. Kazma ile beli götürüp kulübeye koydu. Her şeyin düzenli olup olmadığını görmek için bahçeye bir göz attı. Hangi düzenli diye sordu kendi kendine. Kendi sorusuna kendisi yanıt verdi. Tavuklarla tavşanlar birbirini yerken ölülerin kendi yerinde, canlıların kendi yerinde olmasını isteyen düzen. Annemle babama bir işaret, bir belirti bırakmak istedim dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Benim hayatta olduğumu anlasınlar diye. Umudunu kırmak istemem ama dedi doktor. Bırakacağım belirtiyi fark edebilmeleri için önce evlerine dönmeleri gerek. Buysa sayıp bir olası. Şunu düşün ki bize yardım eden biri olmasaydı hiçbir zaman buraya giremezdik. Haklısınız. Hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyorum ama ne olursa olsun onlara bir işaret bırakmazsam onları terk etmişim duygusuna kapılacağım. Ne gibi bir işaret olacak bu diye sordu doktorun karısı. Elleriyle dokunduklarında anlayacakları bir şey dedi. Koyu renk gözlüklü genç kız. İşin kötü yanı, üzerimde eskiye ait hiçbir şey taşımıyorum. Doktorun karısı ona bakıyordu. Genç kız yangın merdiveninin ilk basamağında oturmuş, ellerini dizlerinin üzerine bırakmıştı. Yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. Dağınık saçları omuzların üzerine düşmüştü. Onlara ne işaret bırakacağını ben biliyorum dedi doktorun karısı. Merdiveni çabucak çıktı, eve girdi, elinde ip ve makasla geri geldi. Nasıl bir işaret düşünüyorsun dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Bu arada doktorun karısı makasla saçlarından bir tutam kesiyordu. Annenle baban geri gelirse kapının tokmağında asılı duran bir saç bulacaklar. Bu saç tutamı kızların saçından başka kimin olabilir? Ağlama isteği uyandırıyorsun içimde dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Öyle dedi ve öyle yaptı. Başını dizlerine çapraz uzattığı kolların üzerine koyarak içine dolduran hüzün dolu düzgün boşalmasına izin verdi. Özlemlerine ve pişmanlıklarına ağlıyordu. Doktorun karısının bu incelik dolu hareketinin içinde uyandırdığı heyecan da onu ağlatan. Sonra ona, o noktaya, onu hangi yolların getirdiği bilmeden, aynı zamanda birinci kattaki yaşlı kadına, o çiğ et yiyicisine, evin anahtarlarını ona cansız eliyle veren o korkunç büyücüye de ağladığını fark etti. Bunun üzerine doktorun karısı, ne tuhaf bir dönem yaşıyoruz. Her şeyin düzeni tersine döndü dedi. Çoğu zaman ölümü anlatan bir simge, şu anda birinin hayatta olduğunu belirtiyor. Böyle küçük mucizeleri yaratan eller olduğu gibi. Daha büyük mucizeler yaratan eller de var dedi doktor. Zorunluluklar insana mucizeler yaratır sevgilim dedi karısı. Yeteri kadar felsefe yaptık. Keramet yumurtlamayı bırakıp birbirimize el verelim ve yaşama doğru yol alalım. Koyu renk gözlüklü genç kız saçından kesilmiş tutamı kendi elleriyle kapının tokmağına astı. Annemle babamın bunu bulacaklarına inanıyor musun dedi. Kapı tokmağı bir evin ileri uzanmış elidir diye yanıt verdi doktorun karısı. Ve bu etkili sözlerden sonra böyle dememiz gerekiyor, ziyaretin sona erdiğine karar verdiler. O gece yine kitap okundu. Tek eğlenceleri buydu. Doktorun, örneğin amatör bir kemancı olmaması ne kötüydü. Öyle olsaydı, 5. kattan kim bilir ne tatlı nameler dökülürdü. Bunu kıskanan komşular, bu insanlar derdi, ya paşa gibi yaşıyorlar ya da başkalarının dertleriyle alay ederek, hani dertlerinden kurtulduklarını sanacak kadar bilinçsiz kimselerdi. Oysa, şimdi sözcüklerin müziğinden başka müzik yok. Sözcüklerse, özellikle kitaplarda yer alan sözcükler kendilerini kolay ele vermezler. Binada oturan bir insan merak edip kapıyı dinleyecek olsa, tek kişinin ağzından dökülen ve uzayıp giden bir mırıltı duyar. Sonsuza kadar uzayabilecek bir ses ağrıdır bu. Çünkü dünyadaki kitaplar, hepsini bir araya getirecek olsa sonsuz sayıdır.
Hani evren için sonsuz diyorlar ya öyle. Okuma gecenin geç saatinde sona erdiğinde gözü siyah bantlı yaşlı adam işte varlık olarak indirgediğimiz durum dedi. Bize okunan şeyi dinliyoruz. Ben bu durumdan yakınmıyorum. Sonsuza kadar böyle kalabilirim dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Ben de yakınmıyorum. Artık yalnızca bu işe yarayabildiğimizi düşünüyorum. Bizden önce var olmuş bir insanların öyküsünü dinliyoruz. Bunu da içimizde gözleri hala gören biri olmasına borçluyuz. Bunlar gören son gözler herhalde. Günün birinde bu gözler de sönecek olursa, bunu düşünmek bile istemiyorum. Bizi o insanlığa bağlayan çizgi kopmuş olacak. Uzay boşluğunda birbirimizden uzaklaşıyor gibi olacağız. Bir daha birleşmemek üzere. Dolayısıyla o insanlığı oluşturanlar da bizim gibi körleşecek. Ben umudumun elimden geldiğince koruyacağım dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Annemle babama yeniden kavuşma umudumu. Şu çocukcağızın annesinin günün birinde çıkıp geleceği konusundaki umudumu. Hepimizin olan bir umuttan söz etmeyi unuttun. Hangisi? Günün birinde yeniden görme umudu. Öyle umutlar var ki çılgınlıktan başka bir şey değil. Ben de sana şunu söyleyeyim öyleyse. O tür umutlarım olmasaydı yaşamaktan çoktan vazgeçerdim. Ne tür umutlar örneğin? Yeniden görmek. Onu biliyoruz. Başka bir örnek ver. Vermem. Neden? Seni ilgilendireceğini sanmıyorum da ondan. Beni ilgilendirmeyeceğini nereden biliyorsun? Öfkelenme, seni kırmak istemedim. Erkekler hep aynı. Kadınlar hakkında her şeyi bilmek için bir kadının karnından çıkmış olmayı yeterli sayıyorlar. Ben kadınlar hakkında çok az şey biliyorum. Nasıl bir erkek olduğuma gelince onu da söyleyeyim. O kadar uzun bir yol kat ettim ki şimdi artık yaşlı bir adamım. Tek gözü körken iki gözü birden kör olmuş bir ihtiyar. Kendini kötülemeye hakkın yok. Daha da fazlasını yapman gerekir. Yıllar ilerledikçe insanın kendine yüklediği suçların listesi ne kadar kabarıyor bilemezsiniz. Ben gencim ama bu konuda kendimden yakınmıyorum. Gerçekten kınanması gereken bir şey yapmadın ki henüz. Bunu nasıl bilebilirsin? Benimle birlikte yaşamadın ki. Evet, seninle birlikte yaşamadım. Benim söylediklerimi neden hep aynı ses tonuyla yineliyorsun? Hangi ses tonu? Ağzından çıkan sözleri söylerken takındığın ton. Ben yalnızca seninle yaşamadığımı söyledim, o kadar. Ses tonu. Sesinin tonu başka şeyler çağrıştırıyor ama üsteleme rica ederim. Üstelerim. Üstelerim elbette, bilmek istiyorum. Biz umutlarımıza geri dönelim. Dönelim peki. Sana söylemekten kaçındığım öteki umudum da şu. Ne? Suç listeme eklediğim en son suç. Daha çık ol lütfen. Bilmece çözmekten hoşlanmam ben. Korkunç bir istek. Görme yetimize yeniden kavuşmama isteği. Neden? Böyle yaşamayı sürdürebilmek için. Hep birlikte mi? Yoksa yalnızca sen ve ben. Yanıt vermeye zorlama beni. Sen de öteki erkekler kadar erkeksen onların yapamayacağı şeyi yap. Açık seçik yanıt ver. Öte yandan yaşlı bir adam olduğunu söyledi. Oysa bu kadar uzun süre yaşamış olmanın bir anlamı varsa yaşlı bir insanın gerçeğe sırtını dönmemesi gerekir. Öyleyse yanıt ver bana. Sen ve ben. Peki neden benimle yaşamak istiyorsun? Bunu herkesin önünde söylememi istiyor musun? Birbirimizin önünde en pis, en çirkin, en itici şeyleri yaptık biz. Bu durumda bana söyleyeceğin şey bütün bunlardan daha kötü olamaz. Peki, madem ki istiyorsun söyleyeyim. Çünkü bu erkek karşısında duran bu kadını seviyor. Aşkını ilan etmek bu kadar zor geldi sana demek. Benim yaşımdaki insanlar gülünç duruma düşmekten çok korkar. Gülünç falan olmadın, unutalım gitsin. Yalvarırım sana. Unutmaya niyetim olmadığı gibi senin de unutmana izin vermem. Saçma bu. Beni konuşmaya zorladın şimdi de. Şimdi de konuşma sırası bende. Sonradan pişman olacağın hiçbir şeyi söyleme karar isteği yanımsa. Bugün içtenlikle davranıyorsam yarın pişmanlık duyma olasılığı bulunmasının hiç önemi yok. Sus. Sen benimle yaşamak istiyorsun. Ben de seninle yaşamak istiyorum. Delisin sen. Bundan böyle burada seninle bir çift olarak yaşayacağız. Dostlarımızdan ayrılmak zorunda kalsak bile birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Birlikte yaşayan iki körün, tek başına yaşayan bir körden daha fazla görmesi gerekir. Çılgınlık bu. Sen bana aşık değilsin ki. Aşık olmak da nereden çıkıyor? Ben şimdiye kadar kimseye aşık olmadım. Bu sözlerin beni haklı kılıyor. Doğru değil bu. İştenlikten söz ettin. Öyleyse söyle bana. Beni sevdiğin gerçekten doğru mu? Seninle birlikte olmayı isteyecek kadar seviyorum. Bunu da bir erkeğe ilk kez söylüyorum. Birbirimize daha önceden rastlasaydık bunları söylemezdin bana. Benim gibi yaşlı bir adama. Kafasının yarısı kel, ak saçlı,
gözünün birinde bant taşıyan, öteki gözünde de katarak bulunan bir ihtiyara. O koşullarda yaşayan bir kadın olarak söyleyemezdim. Bunu kabul ediyorum. Bunu sana söyleyen, bugüne kadar ulaşmış bir kadın. Öyleyse yarın ulaşmış kadın olarak da başka şeyler söyleyeceksin. Beni sına öyleyse. Bu da ne demek? Ben kim oluyormuşum da seni sınayacakmış? Böyle şeylere yaşamın kendisi karar verir. Yaşam dediğin şey karar verdi bile. Bu konuşmayı karşılıklı böylece sürdürdüler. Birinin kör gözleri, ötekinin kör gözlerinde, yüzleri canlı ve ateşliydi. İkisinin de olması gerektiği şeyi dile getirdiğinde, yaşamın bundan böyle onların birlikte yaşamasına karar verdiğini kabul ettiler. Koyu renk gözlüklü genç kız ellerini uzattı. Bunu gideceği yeri bulmak için değil, yalnızca karşısına duran erkeğe vermek için yapmıştı. Elleri, gözü siyah bantlı yaşlı adamın elleriyle buluştu. Adam onu yalnızca kendine çekti, böylece kaldılar. Bunu ilk kez yapmıyorlardı elbette. Ne var ki artık birbirlerini kabul ettiklerini karşılıklı söylemişlerdi. Ötekilerin hiçbiri bir yorumda bulunmadı. Kimse onları kutlamadı. Sonsuza kadar mutlu olma dileğini kimse iletmedi. İçinde yaşadıkları dönem kutlamalarla, düş kurmalarla geçirilecek bir dönem değildi. Ve alınan kararlar, bu olayda görüldüğü kadar ciddi olduğunda da içlerinden birinin, böyle davranmak için insanların ancak kör olması gerektiğini, en kuvvetli alkışlamanın sessizce yapılan alkışlamalar olduğunu düşünmüş olmasına şaşırmamak gerekir. Doktorun karısı, rahat bir yatak oluşturacak sayıda yastığı salondaki kanepenin üstünde toplayıp koridora disti. Sonra Şehla çocuğu oraya götürerek, bundan sonra burada yatacaksın dedi. Salonda daha sonra neler olup bittiğine gelince, olup bitenler, banyoda insanlara aklayıp paklayan onca suyun akıttığı o sabah, gözü siyah bantlı yaşlı adamın sırtını yıkayan gizemli ellerin kimin elleri olduğunu artık anlaşıldığını gösteriyor. Ertesi gün yataklarından henüz kalkmamışlardı ki doktorun karısı kocasına, evde yiyecek çok az şey kaldı, çıkıp dolaşmak gerekiyor. Bugün daha önce gittiğini o süpermarkete yeniden gidip bir iki haftalık erzak düzmek istiyorum. Tabii oraya hala kimse keşfetmemişse dedi, ben de seninle giderim. Bir ya da iki kişiden daha bizimle gelmesini isteriz. İkimiz birlikte gidelim daha iyi. Hem daha kolay olur hem de birbirimizi kaybetme riskini azaltmış oluruz. Özürlü altı kişinin yükünü kaldırmaya daha ne kadar dayanacaksın? Dayanabildiğim sürece dayanacağım ama eskisi kadar da güçlü olmadığımı da kabul etmem gerekiyor. Zaman zaman kendimi öteki insanlarla eşit olabilmek, onlardan daha fazla yükümlülük üstlenmemek için kör olsam diye düşünürken yakalayıp şaşırıyorum. Sana bağımlı yaşamaya o kadar alıştık ki. Yardım edemez hale gelecek olsan bu bizim için ikinci bir körlük olurdu. Senin gözlerin sayesinde ötekiler kadar kör olmama şansını yakaladım. Gücüm yettiği sürece yardımcı olacağım. Daha fazlasına söz veremem. Bir gün bu dünyada artık yararlı bir şey yapamaz hale geldiğimizin farkına vardığımızda yaşamımıza son verecek kadar cesaretli olamayabiliriz. Bunun basitçe söylediği gibi kimin, onun, dün gecenin mutlu erkeğinin mi, bugün aynı şeyi söyleyemeyeceğinden eminim. İnsanın düşüncelerini değiştirmesi için sağlam bir umuda bel bağlaması gerekir. Onun böyle bir umudu var. Tanrı izin versin de umut sürsün. Sesinde hafif bir hoşnutsuzluk var gibi. O hoşnutsuzluk mu? Neden olsun ki? Sana ait olan bir şeyi elinden almışlar gibi. O korkunç yerdeyken o genç kızla aramızda geçen şeyden mi söz ediyorsun? Evet, benim yanıma gelen olmuştu, unutma. Belleğin seni yanıltıyor. Sen onun yanına gitmiştin. Emin misin? Kör değildim. Öyleyse sana yemin ederim ki yalan yere yemin etmiş olursun. Belleğin böyle hatalara düşmesi tuhaf. Buna karşın bu hataya neden düştüğümü anlamak kolay. Fethetmek zorunda kaldıklarımızdan çok. Kendini bize kendilerinden sunanları sahipleniriz. Ama bir daha hiç gelmedi. Ben de ona gitmedim. İstiyorsanız birbirinizle kafanızın içinde buluşursunuz. Bellek denen şey bu işe yarar. Kıskanıyor musun? Hayır, kıskanmıyorum. Hatta hiç kıskanmıyorum. Sana bir ona acıdım yalnızca. Ayrıca kendime de acıdım. Çünkü size hiçbir biçimde yardımcı olamazdım. Suyumuz var mı? Biraz kaldı. Zengin sayılmayacak bir sabah kahvaltısından sonra. Bu arada dün akşam olup bitenlere. Aralarında yaşı küçük bir çocuk bulunduğu için sözcükleri dikkatle çekip, çocukcağızın karantina sırasında tanık olduğu rezillikler düşünürse bu kaygı yetersizdi. Üstü kapalı olarak atıfta bulunduktan, böylelikle de kahvaltı sofrasının yoksunluğunu hafiflettikten sonra, doktorun karısı kocasıyla yola koydular. Bu kez yanlarında evde kalmak istemeyen, gözyaşı yağan köpeği de almışlar. Sokak görüntüsü saatler ilerledikçe daha berbat hale geliyordu. Çöpler gece boyunca çoğalmış gibiydi.
Dışarıdan henüz normal bir yaşam sürdürebilen bir ülkeden gelen insanlar çöplerini geceleri gizlice sokaklara boşaltıyorlardı. Ve biz üzerinde yalnızca körlerin yaşadığı topraklar bulunmasa, bu beyaz karanlığın içinde çöp, kalıntı, moloz, kimyasal atık, gül, yangın yağı, kemik, şişe, iç organlar, kullanılmış pil, plastik madde, dağlar gibi kağıt yüklü hayalet arabaların, kamyonların ilerlediğini görebilirdik sanki. Getirip atmadıkları tek şey yemek atıklarıydı. İnsanın gelecekteki iyi günleri beklerken icabında midesinin kaldırabileceği meyve kabuklarını bile getirmiyorlar. Sabahın henüz erken bir saat olmasına karşın güneş kendini doyumsatıyordu. Dağ gibi çöp yığınlarından zehirli bir gaz bulutandıran pis bir koku yükseliyordu. Yakında yeni salgın hastalıklar baş gösterecek diyor doktor. Kimse yakasını kurtaramayacak. Bütünüyle korunmasız durumdayız. Yağmur yağmazsa rüzgar eser diyor kasısı. Keşke böyle olsa. Yağmur susuzluğumuzu giderir. Rüzgar da bu pis kokunun bir bölümünü alıp götürürdü. Gözyaşı yalayan köpek havayı kokluyor. Kaygılı, biraz geride kalıp küçük bir çöp tepesini inceledi. İçinde saklı duran nefis yiyeceğin kokusunu aldı herhalde. Yalnız başına olsaydı oradan ayrılmazdı. Ne var ki ağlayan kadın yoluna devam ediyor. Onun görevi kadını izlemek. Başka gözyaşını da yalayıp yalamayacağını bilemiyordu. Yol almak zor. Sokakların bazısında özellikle dik yokuşlarda sel haline gelen yağmur suları arabaları birbirine doğru ya da binalara doğru sürüklemiş. Arabaların kapıları çarpılmış, camları patlamış, yerler iri cam parçalarıyla dolu. İki arabanın arasına sıkışmış bir insanın cesedi olduğu yerde sürüklemiş. Doktorun karısı başını çeviriyor. Gözyaşı yalayan köpek yaklaşıyor ama adamın cesedinden ürküyor. İki adım daha atıyor. Sonra birden tüyleri diken diken oluyor. Boğazını yırtar gibi çıkan bir sesle hırlıyor. Bu köpeğin derdi insanlara çok yakın olması. Öyle ki sonunda onlar gibi acı çekmeye başlayacak. Toplanmış körlerin başka körlerin konuşmanı dinleyerek vakit geçirdiği bir meydandan geçtiler. İlk bakışta hiçbiri kör gibi görünmüyordu. Ateşli biçimde konuşanlar başlarını kendilerine dinleyenlere çevirmiş, dinleyenler de başlarını konuşanlara dikkatle çevirmişti. Bu meydanda örgütlenmiş büyük sistemlerin temel ilkelerinden, özel mülkiyetten, serbest değişimden, pazardan, borsadan, vergilendirmeden, faizlerden, mülk edilmeden, kamulaştırmadan, üretimden, dağıtımdan, tüketimden, beslenmekten ve beslenememekten, zenginlikten ve yoksulluktan, iletişimden, yasal önlemlerden ve suç işleme oranlarından, piyangolardan, tutuk evlerinden, ceza yasasından, yurttaşlık yasasından, trafik yasasından, sözcüklerden, telefon rehberlerinden, fuhuş yuvalarından, silah fabrikalarından, silahlı kuvvetlerden, mezarlıklardan, polisten, kara borsadan, uyuşturucudan, göz yumulan yasa dışı ticaretten, ilaç araştırmalarından, kumardan, tedavi cenaze masraflarından, adaletten, borçlanmadan, siyasal partilerden, seçimlerden, parlamentolardan, hükümetlerden, iç bükey düşüncelerden, dış bükey, düzlem, dikey, yatıp, yoğun, dağınık, yayınık, kaçıncı düşüncelerden, ses tellerinin alınmasından, söylemin ölümünden söz ediliyordu. Burada örgütlerden söz ediliyordu dedi doktorun karısı kocasına. Ben de fark ettim diye yanıt verdi doktor ve sustu. Yürümeye devam ettiler. Doktorun karısı bir sokağın köşesinde eski dönemlerde yol göstermek için dikilen harçlar gibi biçilmiş bir kent planını inceledi. Süpermarketin çok yakınlarındaydılar. Kaybolduğunu sandığı gün buralarda bir yerde elinde tuttuğu kocaman ve mutlu bir rastlantıyla içi dolu plastik torbalarla ağlayarak kendini yere bırakmış bir köpek gelip ona ötmüştü. Kaybolmanın verdiği sıkıntıdan, içini saran bunaltıdan kurtulmasını sağlamıştı. O köpek şu anda yanlarında bulunan ve insan kalabalıklarının yanlarına gereğinden fazla yaklaştığından hırlayıp havlayan onları, beni gafil ağlayamazsınız, çekip gidin buradan dermiş gibi uyaran köpekti. Soldaki sokak, sonra sağdaki sokak ve işte süpermarketin kapısı. Kapıyı anladık, kapı orada. Bina orada ama içeride kimsenin girip çıktığı yok. Bu tür kuruluşlarda günün her saatinde görmeye alışık olduğumuz kalabalıktan eser yok. Doktorun karısı daha da beterinden korkup kocasına, çok geç kaldık galiba. Korkarım burada bir tek bisküvi bile bulamayacağız dedi. Neden böyle söylüyorsun? İçeri kimse girip çıkmıyor. Belki henüz mahzeni keşfetmemişlerdir. Ben de öyle olmasını diliyorum. Bunları karşılıklı konuşurken süpermarketin karşı kaldırımında durmuşlardı. Yanlarında yeşil ışığın yanmasını bekler gibi duran üç kör vardı. Doktorun karısı onların yüzünde beliren kaygını şaşkınlığı, belli belirsiz korkuyu fark etmedi. İçlerinden birinin konuşmak için ağzını açtığını, sonra vazgeçtiğini görmedi. Omuzlarınızla kaldırıp indirdiğini de fark etmedi.
Bunu birazdan öğreneceksin diye düşünmüştü kuşkusuz körün. Doktorun karısı kocasıyla birlikte karşıya geçmek oldukları için ikinci körün neden içeri kimsenin girip çıktığını görmediğini söyledi. Dediğini duymadıkları gibi üçüncü körün ona konuşma alışkanlıkları bunlar. Biraz önce tökezlediğimde sen de bana ayağını bastığın yere neden dikkat etmiyorsun demişti. Aynı şeyi o da yaptı. Görürken edindiğimiz alışkanlıkları sürdürmekten kendimizi alamıyoruz. Tanrım bazı gereksiz alışkanlıklarımızı ne zaman bırakabileceğiz diye bağırdı önceki kör. Gün ışığı süpermarketin geniş iç alanının ta dibine kadar aydınlatıyordu. Malların sergilendiği rafların neredeyse tamamı işe yaramaz haldeydi. Ortalıkta çöplerden, cam kırıklardan, boş ambalajlardan başka bir şey yoktu. Tuhaf dedi doktorun karısı. Yiyecek hiçbir şey olmasa bile burada kimsenin kalmadığını anlamıyorum. Gerçekten de öyle, normal değil bu diye karşılık verdi doktor. Gözyaşı yalayan köpek hafifçe hırladı. Tüyleri yine dikilmişti. Doktorun karısı, burada bir koku var dedi. Kötü koku her yerde var dedi kocası. Öyle değil, bu başka bir koku, çürüme kokusu. Şurada bir yerde bir ceset vardır kuşkusuz, göremiyorum. Öyleyse sana öyle gelmiştir. Köpek yeniden hırlamaya başladı. Nesi var bu köpeğin diye sordu doktor. Sinirli. Ne yapıyoruz gidip bakalım. Ceset varsa bir kenara çekeriz. O kadar alıştık ki cesetler bizi artık korkutamaz. Benim için daha da kolay. Ben cesetleri görmüyorum. Mağazayı baştan başa geçip yer altındaki depoya götüren koridorun kapısına vardılar. Gözyaşı yalayan köpek uzun uzun uludu. Uluması hiç bitmeyecek gibiydi. Mahzendeki ölülerin ağzından çıkan ve koridorda yankılanan son bir inlemeydi sanki. Doktorun kulağına kusma, hıçkırma, öksürme sesleri geldi. Elinden geldiğince çaba göstererek içeri koştu, tökezledi ve düştü, ayağa kalktı, yeniden düştü. Sonunda karısını göğsüne bastırdı. Ne oluyor diye sordu, tir tir titriyordu. Kadın kocasına götür beni, götür beni buradan ne olur diyordu. Ve kör olduğundan bu yana ilk kez karısına o rehberlik ediyordu. Onu götürüyordu ama nereye bunu bilmiyordu. Bu kapılardan göremediği alevlerden uzak bir yere. Koridordan dışarı çıktıklarında doktorun karısının sinirleri birden boşaldı. Hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Bu yaşları kurutmaya olanak yoktu. Ancak zaman ve yorgunluk azaltabilirdi. Köpek de bazen bu yüzden ona yaklaşmadı. Yalayacak bir el arıyor. Ne oldu diye sordu yeniden doktor. Ne gördü? Ölmüşler diyebildi hıçkırıklar arasında. Kim ölmüş? Onlar. Ve gerisini getirmedi. Sakinleşmeye çalış. Kendiniz geldiğin zaman konuşursun. Kadın birkaç dakika sonra ölmüşler dedi. Kapıyı açıp bir şeyler mi gördün diye sordu kocası. Hayır. Duvarların yarıklarına asılmış gibi duran çok zayıf alevler gördüm yalnızca. Asılı duruyorlardı ve sanki hiç durmadan dans ediyorlardı. Cesetlerin ayrışmasıyla meydana gelen fosforlu hidrojendi bu gördüğün. Sanırım öyleydi. Başlarına ne geldi acaba? Mahzeni keşfettiler kuşkusuz. Yiyecekleri kapışmak için hep birlikte merdivene saldırdılar. O merdivenin basamakları çok kaygandı. Onu anımsıyorum. Dolayısıyla insan kolayca düşebilirdi. İçlerinden biri kayıp düştüyse hepsi birden kayıp düşmüştü. Varmak istedikleri yere kadar gidememişler belki. Gitmiş olsalar bile merdivenin darlığı yüzünden geri dönememişlerdi. İyi ama kapının kapalı olduğunu söyledin. Kapıyı öteki körler kapadı herhalde. Mahzeni dev bir tabuta dönüştüren körler. Aslında benim hatam bu. Elimde torbalarla koşa koşa çıktığımda taşıdığım şeyin yiyecek olduğundan kuşkulandılar. Ve gidip baktılar mutlaka. Boğazımızdan geçen her lokma bir bakıma başkasının ağzından kapılmış demek. Bu hırsızlığı aşırıya vardırdığımızdaysa onun ölümüne neden oluruz. Aslında hepimiz birer katil sayılırız. Bu düşünce beni avutmuyor. Sen zaten 6 gereksiz boğaza doyurma sorumluluğunu yüklendin ve bunun sıkıntılarını çekiyorsun. Bu yüzden kendine bir de kafanda yarattığın suçları yüklemeni istemiyorum. Senin gereksiz boğazın olmasaydı benim yaşamamın ne anlamı kalırdı? Geriye kalan 5 boğazı doyurarak yaşamını anlam katardın. Bu daha ne kadar sürerdi? İşte sorun burada. Çok uzun sürmeyecek. Yiyeceklerin hepsi tükenince tarlalara saldıracağız. Ağaçlardaki tüm meyveleri yolacağız. Ellerimizde yakalayabildiğimiz tüm hayvanları öldüreceğiz. Tabii bu arada kedilerle köpekler de bizi burada parçalamaya başlamazlar. Gözyaşı yalayan köpek bu sözlere tepki vermedi. Konu onu ilgilendirmiyordu. Kısa süre önce gözyaşı yalayan köpeğe dönüşmüş olmasının getirdiği bir ayrıcalıktı bu. Doktorun karısı ayaklarını zor sürüklüyordu. Yaşadığı şok onu halsiz bırakmıştı. Biri bitkin, öteki kör, süpermarketten çıktıklarında kim kimi taşıyor kimse anlayamazdı. Belki de ışığın şiddetinden. Kadının başı döndü. Görme yetisini yitireceğini sandı ama korkmadı. Yalnızca baygınlık geçiriyordu. Yere düşmedi. Bilincini bütünüyle yitirmedi.
uzanmak, gözlerini kapatmak, daha rahat soluk alıp vermek istiyordu. Birkaç dakika öylece rahatça dinlenen ise gücünü kuşkusuz toparlayacaktı. Toparlaması da gerekiyordu. Çünkü plastik torbalar hala boştu. Pis kaldırımlara uzanmak istemediği gibi süpermarkette de özellikle geri dönmek istemiyordu. Çevresine bakındı. Sokağın karşı tarafında, biraz uzakta bir kilise yükseliyordu. İçinde insanlar vardı kuşkusuz. Tüm öteki kiliselerde olduğu gibi. Buranın içinde dinlenebilecek bir yer olması gerekiyordu. Eskiden öyleydi. Kocasına gücümü toplamam gerek, beni oraya götürdü. Nereye? Bağışla. Tut beni. Nereye olduğunu söyleyeceğim. Neresi orası? Bir kilise. Birazcık uzanabilsem gücümü toparlayabileceğim. Gidelim. Kiliseye 6 basamak merdivenle çıkılıyordu. Doktorun karısının bir yandan kocasına rehberlik ederken öte yandan büyük bir güçlükle tırmandığı 6 basamak. Bunu da gözlerinden kaçırmayalım. Kilisenin kapısı ardına kadar açıktı. Bu onlar için kurtarıcı oldu. Çünkü önlerine basit bir paravana ile çıkmış olsa aşılması çok zor bir engel oluştururdu. Gözyaşı yalayan köpek kapının eşiğinde durdu, kararsızdı. Köpeklerin son aylarda çok büyük bir hareket özgürlüğüne kavuşmuş olmalarına karşın, gözyaşı yalayan köpek kendi türüne öteden bir uygulanan ve her köpeğin zihninde genetik olarak kazınmış olan kiliseye girme yasağı yüzünden kapıda duraksamıştı. Bunun bir başka nedeni de bir köpeğin nereye giderse gitsin, özünde taşıdığı bir başka genetik kodun buyruğu doğrultusunda kendi alanını verilmek zorunda oluşuydu herhalde. Bütün bunlar şu anlama geliyordu. Gözyaşı yalayan köpeğin ataları çok eski dönemlerde ermişlerin mide bulandıran yaralarına, ermişliklerin kilisece kabul edilip henüz ermiş ilan edilmeden önceki yaşamlarında özveriyle yalayarak bu kişilere iyi hizmet vermişler ve bunu çıkar gözetmeksizin iyilik yap denize at düşüncesiyle yapmışlardı. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bedeninde ve hatta ruhunda isterse sayısız yara olsun her önüne gelen dilencinin ermiş katına yükselmesine olanak yok. Ayrıca bütün bir yaraları yaralamaya köpek deli bile yetmezdi. Sonuçta kilisenin kapıları köpeklerin suratına kapanmış, dolayısıyla da bu hizmetler de fena halde güme gitmişti. Gölün görün ki bu köpek o kutsal yere girmeyi geçiriyordu aklından. Kapı açıktı. Kapıyı bekleyen kimse de yoktu ortalıkta. Üstüne üstlük bunu yapması için ağır basan bir neden de vardı. Gözyaşı döken kadın içeri girmişti. Bu işi kendini sürükleye sürükleye nasıl başardı bilemiyoruz. Kocasına tut beni dedi. Kilise ağzına kadar doluydu. İçeride adım atacak bir karış yer yoktu. Hatta koca kilisede insanın başını koyabileceği tek bir taş bile yoktu denilebilir. Ne var ki gözyaşı yalayan köpek bir kez daha imdada yetişti. İki hırlayıp bir havlayarak ve bunu hiçbir kötülük gözetmeden yaparak kadına kendini zemine bırakacak kadar bir yer açıverdi. Bedeni direncini yitirmiş, gözlerini iyice yummuştu. Kocası nabzını tuttu. Biraz zayıf olmakla birlikte düzenli atıyordu. Sonra onu kaldırmaya çalıştı. Biçimsiz yatmıştı. En kısa sürede beynine kan gitmesi, bu kanın beyin damarlarına dolaşması gerekiyordu. Yapılacak en iyi şey onu oturtmaktı. Başını dizlerinin arasına tutmak, sonra da duaya ve yer çekimine bel bağlamaktı. Birkaç başarısız denemeden sonra onu oturtmayı başardı. Doktorun karısı birkaç dakika sonra derin bir soluk alıp belli belirsiz kıpırdandı. Kendine gelmeye başlıyordu. Henüz ayağa kalkmamalısın dedi kocası. Başını bir süre ilk tut. Ne var ki kadın kendini toparlamış, baş dönmesinden iz kalmamıştı. Gözleri, gözyaşı yalayan köpeğin yatmak amacıyla birkaç enerjik dil darbesiyle yaralayıp temizlediği döşeme taşlarını seçmeye başlamıştı. Damarlarındaki kanın bedeninde emin ve düzenli biçimde dolaştığından emin olmak için başını kilisenin zayıf sütunlarına, yüksek tavanına kaldırdı. Sonra, şimdi daha iyiyim. Ne var ki aynı anda delirdiğini sandı ya da baş dönmesi geçmişti. Ama bu kez de sanrılar görmeye başlamıştı. Çünkü gözleriyle gördükleri gerçek olamazdı. Çarmıha gerilmiş adamın gözlerinde beyaz bir bant vardı. Onun yanında kalbi 7 kılıç darbesi delirmiş kadının gözlerinde de beyaz bant vardı. Ve gözleri bantlı olanlar yalnızca o adamla o kadın değildi. Kilisedeki tüm resimlerin de gözleri bantlanmıştı. Heykellerin başları da göz hizasında beyaz bir kumaşta sarılmıştı. Resimdeki insanların gözlerine beyaz boya ile bant çekilmişti. O resimlerden birine kızına okuma öğreten bir kadın vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve açık tuttuğu kitabın üzerinde küçük bir çocuğun oturduğu bir adam vardı. İkisinin de gözleri bantlıydı. Ve elinde 3 anahtar tutan uzun sakallı bir ihtiyar vardı ve gözleri bantlıydı. Ve bedeni kılıç darbeleriyle delinmiş bir başka adam daha vardı ve gözleri bantlıydı. Ve elinde yanan bir fener tutan bir kadın vardı ve gözleri bantlıydı.
ve ellerinde, ayaklarında ve göğsünde yaralar olan bir başka adam vardı ve gözleri bandı. Ve onun yanında da aslanlı bir adam vardı. İkisinin de gözleri bantlı. Ve kuzulu başka bir adam vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Kartallı bir adam vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve yere düşmüş boynuzlu ve keçi ayaklı bir adamın üstüne çıkmış. Elinde bir mızrak tutan bir adam vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve elinde terazi tutan bir adam vardı ve gözleri bantlıydı. Ve elinde siyah bir zambak tutan bir ihtiyar vardı ve gözleri bantlıydı. Ve kınından çıkardığı kılıcına yaslanmış bir başka ihtiyar vardı ve gözleri bantlıydı. Güvercinli bir kadın vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve iki elinde iki kargı tutan bir adam vardı. Ve üçünün de gözleri bantlıydı. Gözleri bantlı olmayan tek bir kadın vardı. Onun da oyulmuş gözleri eline tuttuğu gümüş bir tepsinin üstünde duruyordu. Gördüklerini söylediğimde bana inanmayacaksın. Kilisede yer alan bütün resimdeki gözler bantlanmış. Çok tuhaf. Neden böyle yaptılar acaba? Nereden bileyim? Bunu belki de ötekiler gibi kör olacağını anladıktan sonra umutsuzluğa kapılan bir inanç sahibi yapmıştır. Belki de kilisenin papazı haklı olarak körler bu resimleri göremeyeceğine göre resimler de körleri görmemeli diye düşünmüş ve bütün gözleri bantlamıştır. Resimler görmez, yanılıyorsun. Resimler onları görenlerin gözleriyle görür. Ancak onların da gözleri bantlandıktan sonra körlüğün tam anlamıyla her yere yayıldığını düşünebiliriz. Sen görmeyi sürdürüyorsun. Her geçen gün daha az görmeye başlayacağım. Gözlerim görse bile her gün biraz daha kör olacağım. Çünkü beni gören kimse kalmayacak. Resimlerin gözlerini rahip bantladıysa, o düşünce aklıma öylesine gelmişti. Gerçek bir anlamı olan tek varsayım bu. Yoksulluğumuza bir ölçüde büyüklük katabilecek tek varsayım. O adamı buraya girerken düşünüyorum. Körlerin dünyasından geliyor ve kısa bir süre sonra o da dünyaya girecek. Kapıların kapalı, kilisenin bomboş olduğunu düşünüyorum. Her yere sessizlik egemen resimleri, heykelleri düşünüyorum. Rahibin birinden ötekine gittiğini, heykellerin üzerine tırmanıp gözlerini bezle sardıktan sonra açılıp düşmesin diye ikişer düğüm attığını, içine dalacakları beyaz körlüğün daha da yoğun olması için tablolardaki figürlerin gözlerine iki kağıt boya sürdüğünü düşünüyorum. O rahip tüm zamanların ve tüm dinlerin gelmiş geçmiş en saygısız rahibi, en büyük günahları, en büyük günahkarı olmalı öte yandan. Tanrı'nın kendi yarattıklarını görmeyi hak etmediğini burada, bu kilisede ilan ettiği için de en dürüst. En insancıl rahip olmalı. Doktorun karısı tam yanıt verecekti ki buna fırsat bulamadı. Yanlarında bulunan biri ondan önce konuştu. Ne biçim düşünceler bunlar? Siz kimsiniz? Senin gibi körler dedi kadın. Ama ben senin gözlerinin gördüğünü söylediğini duydum. Bunlar eskiden kalma ve insanın bırakmakta zorluk çektiği konuşma alışkanlıkları. Bunu kaç kez yenilemek gerekecek? Peki o gözleri bantlı resimler nereden çıkıyor? O gerçek. Madem ki körsün bunu nasıl görebiliyorsun? Benim yaptığımı yapacak olursan nasıl bildiğimi anlarsın. Yani ellerinle dokunursan demek istiyorum. Körlerin gözleri onların elleridir. Peki bu yaptığını hangi amaçla yaptın? Bizim bu hale gelebilmemiz için bir başkasının kör olması gerektiğini düşündüm. Resimlerin gözlerini bu kilisenin rahibinin bantladığını düşüncesine gelince. Size şunu söyleyeyim ki ben o rahibi çok iyi tanırım. Böyle bir şey yapacak insan değildir. İnsanların neler yapıp yapmayacağı önceden hiç belli olmaz. Beklemek, zamana zaman tanımak gerekir. Her şeye egemen olan zamandır. Zaman, kumar masasında karşımıza oturan öteki kumarbazdır. Ve bütün kartlar onun elindedir. Bizler ancak yaşam karşılığında o masadan bir şeyler kazanırız. Kendi yaşamımız karşılığında. Bir kilisede kumardan söz etmek günahtır. Söylediklerimden kışkalanıyorsan ayağa kalk ve ellerine yokla. Resimlerin gözlerine beyaz boya ile bant çekilmiş olduğuna yemin eder misin? Ne üzerine yemin etmemi istersin? Gözlerin üzerine yemin et. İki kez yemin ediyorum. Hem senin hem benim gözlerim üzerine. Çek yani. Gerçek. Bu konuşmayı en yakında bulunan körler de duymuştu. Haberin kulaktan kulağa herkese yayılması başlamıştı. Edinilen yeminin doğruluğunun kanıtlanması kimsenin beklemediğini söylemeye gerek yoktu. Haber önce mırıltı halinde sonra giderek farklılaşan. Önce inanan, sonra inanmayan, daha sonra yeniden inanan ses tonlarıyla cemaatin içinde hızla dolaştı. İşin kötü yanı, içlerinde çok sayıda bağnaz ve kuruntulu insanın bulunmasıydı. Kutsal resimlerin kör olduğu, bağışlayıcı ya da yazgısına boyun eğen bakışların yalnızca kendi körlüklerine dönük olduğu düşüncesi herkesin gözünde birden katlanılmaz bir düşünceye dönüşmüştü. Sanki biri gelip onlara çevrelerinde yaşayan ölülerini sardığını söylemişti. Kıyametin kopması için işlerinden birinin, sonra bir başkasının, daha sonra üçüncü bir kişinin ard arda çığlık atması yeterli oldu.
ve kapıldığı korku herkes ayağa kaldırdı. Panik içinde kapıya koştular. Daha önce gördüğümüz olay yeniden yaşandı. Panik, onu taşıyan bacaklardan çok daha hızlıdır. Kaçanın ayakları sonunda birbirine dolaşır. Özellikle de kör insanın. İşte kendini bir anda yerde buluyor. Panik ona, ayağa kalk ve koş diyor, seni öldürecekler. Yeniden koşmak istiyor zavallı. Ne var ki ötekiler de koşmakta oldukları için tökezleyip düşüyorlar. Birbirine dolaşıp düğün alan, kurtulmak için ellerini, kaçmak için bacaklarını kurtarmaya çalışan körlerin oluşturduğu bu manzaraya kahkahalarla gülmemek için insanın kendini çok zorlaması gerekir. Dışarıdaki 6 basamak onlara uçurum gibi gelecek ama çok kötü düşmüş olmayacaklar. Düşme alışkanlığı edinmiş bir beden fazla hırpalanmaz. Zemine oturmak kendi başına rahatlatıcıdır. Buradan çıkamayacağım. İnsanın aklına gelen ilk düşünce bu olur. Dönüş olmayan durumlarda da tabii son düşünce. Hiç değişmeyen başka bir şey de bazılarının mutsuzluğunun başkalarının mutluluğu oluşudur. Bu dünyanın kuruluşundan bu yana ard arda gelen tüm kuşaklar bunu çok iyi bilir. O insanlar umutsuzluk içinde kaçışları sırasında ellerindekini arkalarına bırakıyorlar ama gerekseme korku yenip bıraktıklarını aramak için geri döndüklerinde o senin bu benim kavgası bir yana elindeki yetersiz yiyeceğin daha da eksildiğini farkına varacaklar. Belki de bütün bunlar resimdeki gözlerin bantlı olduğunu söyleyen o iki yüzlü kadının onlara oynadığı kurnazca bir oyundu. Bazı insanların içindeki kötülüğün sınırı yoktur ve o kadının bu palavrayı zavallı insanların elinde kalan son yiyecekleri de çalmak için uydurmuş. Ama suç gözyaşı yalayan köpekte elbette. Çünkü meydanı boş bulunca sağı solu koklayıp bulduklarıyla karnını doyurdu. Ona göre doğru ve haklı bir davranıştı bu ama böylelikle de madenin girişini ötekilere göstermiş oldu. Sonuçta doktorun karısıyla kocası ellerinde yarı yarıya dolu olan torbalarla hırsızlık yaptıkları için pişmanlık duymadan kiliseden çıktılar. Topladıklarının yarısından yararlanabilirlerse kendilerini mutlu sayabilirler. Öteki yarısı için de bazı insanlar bundan nasıl yiyebiliyorlar anlamıyorum diyeceklerdi. Fakat herkesin başına aynı anda çöktüğünde bile bazı insanlar ötekilerden her zaman daha kötü koşullarda yaşar. Bu olayların öyküsü her biri kendi ölçüsünde doktorla karısının dostlarını hem çok üzdü hem de şaşırttı. Ama şunu da söylemeden geçmemek gerekir. Doktorun karısı ifade edebilecek sözcükleri bulamadığından olacak, yer altındaki kapının uçuk ve titrek alevlerin belli belirsiz parladığı ve insanlığa merdiven ötesinden geçtiğinden öteki dünyaya gidecekmiş izlenimini bırakan o kapının önünde duyduğu mutlak dehşeti dostlarına aktarmayı başaramadı. Gözleri bantlı siyah resimler, gözleri bantlı resimler, başka biçimlerde de olsa herkesin düş dünyasını çok etkiledi. Birinci körle karısı örneğin çok kötü oldular. Onlara göre bu bağışlanamaz bir saygısızlıktı. Herkesin kör olması kaçınılmaz bir yaskıydı. Buna karşı kimsenin elinden bir şey gelmezdi. Böyle felaketlerden kimsenin yakası kurtulmazdı. Ama yalnızca bu nedenle kutsal resimlerin gözlerine bant çekmek onlara hiç bağışlanmayacak bir davranış gibi geliyordu. Daha da kötüsü, bunu bir rahibin yapma olasılığının bulunmasıydı. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın getirdiği yorum oldukça farklıydı. Bunun sende yarattığı şoku anlıyorum. Bana gelince ben tüm heykellerin gözlerinin bantlandığını, heykeltıraşların sıra gözlerini yontmaya geldiğinde mermeri oynmayıp senin söylediğin gibi bantladığını, yani boğumlu çizgilerde belirgin kıldığını, böylelikle zaten görmeyen o gözlere ikinci bir körlük kazandırılmış heykellerin yer aldığı bir müze galerisini düşünüyorum. Benimki gibi bir kör bandının aynı etkiyi yaratmaması. Kimi zaman bunu takan kişiye romantik bir görünüş bile kazandırması tuhaf doğrusu. Sonra bu söylediklerine ve kendisi de güldü. Koyu renk gözlüklü genç kıza gelince bu sözü edinilen galeriyi düşünde bile görmemeyi dilediğini. Çünkü geceleri zaten yeterince karabasan gördüğünü söylemekle yetindi. Getirdikleri kötü yiyecekleri yediler. Ellerinde olanın en iyisi buydu. Doktorun karısı yiyecek bulmanın giderek zorlaştığını, belki de kentten ayrılıp kırsal alanda yaşamaları gerektiğini söyledi. Orada bulacakları yiyecekler en azından daha sağlıklı olurdu. Ayrıca boşuboş dolaşan keçilerle inekleri sağıp süt elde edebiliriz. Ayrıca kuyularda da su vardır. İstediğimiz yemeği pişirebiliriz. Önemli olan iyi bir yer bulabilmek. Daha sonra her biri kendi düşüncesini söyledi. Bazıları ötekilerden daha heyecanlıydı ama hepsinin birleştiği bir düşünce vardı. O da zorluğun her şeyden ağır bastığıydı. Şehra çocukla kırlara gitme düşüncesine canı gönülden katıldı. Bunun nedeni belki de böyle bir yerde yaptığı bir tatilin güzel anılarıydı.
Yemek yedikten sonra karantina döneminde yaptıkları gibi yaptılar. Yatay bir bedenin açlığa daha iyi dayandığının deneyimleriyle biliyorlardı. Akşam yemek yemediler. Yalnızca Şehla çocuğun çeneleri midesini kandırmak için biraz oynadı. Ötekiler oturup kendilerine okunan kitabı dinlediler. Yeterince beslenememiş olmaya hiç olmazsa zihinleri baş kaldıramazdı. Ne var ki bedenlerinin güçsüzlüğü zaman zaman zihinlerini bulandırıyordu. Entelektüel ilgi yetersizliğinden kaynaklanmıyordu bu durum. İlgisi yoktu. Bunun nedeni beynin yarı yarıya uyuşmasıydı. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan bir hayvan gibi. Elveda dünya. Dolayısıyla bazı dinleyicilerin göz kapaklarının usulceni, kitapta okunan maceranın gelişmesine ruh gözüyle izlemeye başlamasına sık rastlanıyordu. Tabii bu durum, daha hareketli bir maceranın onları uyuşukluklarından çekip almasına ya da ciltli kitabın küt diye kapanmasına kadar sürüyordu. Doktorun karısı, düş kuruyor gibi yapanların aslında uykuya daldıklarını bildiğini, onların yüzüne vurmayacak kadar incelik sahibiydi. Birinci kör bu tatlı uyuşukluğa dalmış gibi görünüyordu ama ilgisi yoktu. Gözlerinin kapalı olduğu, okunan şeyle daha az ilgilendiği doğruydu ama hep birlikte kırsal alanda yaşama düşüncesi uykuya dalmasını engelliyordu. Evinden bu kadar uzaklara gitmek ona çok büyük bir hata gibi geliyordu. Çünkü evini emanet ettiği yazar ne kadar sevimli olursa olsun onu göz altına tutmak, ara sıra gidip görünmek daha iyi oluyormuş gibi geliyordu. Dolayısıyla birinci kör fena halde uyanık. Buna bir başka kanıt aranacak olursa gözlerinde belki de uykunun biraz kararttığı rahatsız edici beyazlıktı. Ama insanın aynı zamanda hem uykuda hem de uyanık olmasına olanak bulunmadığı için bundan pek emin olamaz. Birinci kör sonunda göz kapaklarının içi birden kararınca içindeki bu kuşkuyu dağıttığını sandı. Uyudum dedi kendi kendine. Ama hayır uyumamıştı. Doktorun karısının sesini hala duyuyordu. Bu arada Şehla çocuk öksürdü. Bunun üzerine birinci körün içine büyük bir korku sardı. Bu körlükten başka bir körlüğe geçtiğini sandı. Şimdiye kadar ışıklı bir körlük içine yaşamıştı ama bundan böyle karanlıkların egemen olduğu bir körlük içine yaşayacaktı. Korku yenildi. Neyin var diye sordu karısı. Adam gözlerini açmadan aptalca yanıt verdi. Kör oldu. Ve bunu dünyanın en taze haberine verilmiş gibi söyledi. Karısı onu sevgiyle kucakladı. Bırak şimdi bunu. Hepimiz körüz. Elimizden ne gelir ki? Her yanı kapkaranlık gördüm. Uykuya daldığımı düşündüm ama değildi. Uyanıktım. Doğru söyledim. Uyumalı ve artık bunları düşünmemelisin. Bu öneri onu sinirlendirdi. Bir erkek bunaltının üst noktasındaydı. Oysa karısı ona haydi uyu demekten başka söyleyecek bir şey bulamıyordu. O öfke içinde dudaklarında acı bir gülümsemeyle gözlerini açtı ve gördü ve haykırdı. Görüyorum! İlk haykırma inanmazlık belirten haykırmaydı ama ikinci, üçüncü ve ardından gelen haykırmalarla gerçek doğrulanmış oldu. Görüyorum, görüyorum! Karısına çılgın gibi kucakladı. Sonra doktorun karısına koştu. Onun da kollarını sıktı. Onu ilk kez görüyordu ama o olduğunu biliyordu. Ve doktoru ve koyu renk gözlüklü genç kızı ve gözü siyah bantlı yaşlı adamı kucakladı. Onun şaşırmasına olanak yoktu. Ardından Şehla çocuğu kucakladı. Karısı sıkı sıkı yapışıp bırakmak istemediğinden onu adım adım istiyordu. Adam da ötekileri öpmeyi bırakıp arada bir onu öpüyordu. Şimdi yeniden doktora dönmüştü. Görüyorum, görüyorum doktor! Aralarında öteden beri adet olduğu gibi onunla senli benli konuşmuyordu. Bu ani değişikliğin nedenini anlayana aşk olsun ve doktor soruyordu. Gerçekten tam olarak görüyor musunuz? Eskiden olduğu gibi o ışıklı beyazlıktan hiç iz kalmadı mı? Evet, en küçük iz bile kalmadı. Hatta öncekinden daha iyi gördüğümü sanıyorum. Bunu söylemek bile az sayılır. Çünkü ben hiç gözlük takmadım. Bunun üzerine doktor herkesin düşündüğü ama yüksek sesle söylemeye çekindiği şeyi söyledi. Bu körlük salgınının artık sona erme olasılığı var. Hepimiz görme yetimize yeniden kavuşabiliriz. Bu sözler üzerine doktorun karısı ağlamaya başladı. Sevinmesi gerekiyordu. Oysa o ağlıyor. Çünkü aklının direnci birdenbire tükenmişti. Yeni doğmuş bir çocuktan farkı yoktu. Bu ağlama yeni doğan çocuğun bilinçsiz ilk bir yaklamaları gibiydi. Göz yaşayan köpek ona yaklaştı. Birisi için ne zaman gerekli olduğuna hiç şaşırmaz. Doktorun karısı köpeğe sıkı sıkı sarıldı. Kocasını artık sevmediği için değil, oradaki öteki insanları artık sevmediği için değil, o arada duyumsadığı yalnızlık duygusu o kadar şiddetli, o kadar katlanılmazdı ki ancak köpeğin tuhaf bir açlıkla gözlerini yalamasıyla avunabileceğini düşündü. Herkesi saran sevincin yerine sinirli kaldı. Peki şimdi ne yapacağız diye sormuştu koyu renk gözlüklü genç kız. Bu olaydan sonra gözüme uyku girmez. Kimsenin girmez, burada kalmamız gerektiğini düşünmüyorum dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Kuşkuya düşmüş gibi duraksadı sonra.
Burada kalıp beklemeliyiz. Bekledi. Yağ kandilinin üç alevi. Çevresinde halka biçimde yer alanların yüzünü vuruyordu. Bu iyileşmenin tam olarak nasıl geliştiğini, değişimin yalnızca gözlerde mi olduğunu, beyinde de bir şeyler duyumsayıp duyumsamadığını anlamak istediklerinden, başlangıçta sorular sorup ateşli konuşmalar yaptılar. Sonra sözler yavaş yavaş öldü. Belirli bir noktaya gelindiğinde birinci kör karısına ertesi gün evlerine döneceklerini söyledi. Ama ben hala körüm diye karşılık verdi kadın. Önemli değil, sana ben rehberlik edeceğim. Yalnızca orada bulunan. Dolayısıyla söylenenleri kendi kulaklarıyla işiten insanlar bu basit sözlerin koruma, gurur ve yetki gibi birbirinden çok farklı duyguları ne büyük bir şiddetle içerdiğini sezebilir. Görme yetisini yeniden kazanan ikinci kişi gecenin ilerlemiş saatinde kandildeki yağ neredeyse bitmek üzere olduğundan alevler artık titremeye başladığı sırada koyu renk gözlüklü genç kız oldu. Görme yetisinin kendi içinde doğmayıp dışarıdan gelerek gözlerinin içine girebileceğini düşünüyormuş gibi gözlerini o ana kadar sürekli açık tutmuştu. Birden, görüyorum galiba dedi. Tedbirli olmakta yarar vardı. Her vaka birbirine benzemeyebilirdi. Hatta adet olduğu üzere körlüklerin değil, körlerin var olduğu söyleniyordu. Oysa son zamanlardaki deneyimlerimiz bizi körlerin değil, çeşitli körlüklerin var olduğunu söylemeye itiyordu. Daha şimdiden gözleri gören 3 kişi var burada. Bir kişi daha görmeye başlarsa çoğunluk görenlerden geçecek. Bu arada görmenin mutluluğu henüz ötekilere uğramadığı halde yaşam onlar için bundan böyle çok daha kolay olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi can çekişmeyi andırmayacaktı. Bunu anlamak için şu kadıncağızın ne halde olduğuna şöyle bir bakmak yeter. Gerginlikten kopmuş bir ipten, sürekli olarak etkisi altında kaldığı kuvveti artık taşıyamayan bir yaydan farkı yoktu. Koyu renk gözlüklü genç kız işte bu yüzden önce doktorun karısına sarılıp öptü. Bu arada gözyaşı yalayan köpek hangisine yardım edeceğini şaşırdı. İki kadın da iki gözü çeşme ağlıyordu. İkinci kucakladığı kişi gözü siyah baklı yaşlı adam oldu. Şimdi ağızlarından çıkan sözcüklerin gerçek değerini bilebileceğiz. Geçen gün bu iki insanın birlikte yaşamaya karar vermeleriyle sonuçlanan karşılıklı konuşmaları bizi çok etkilemişti. Ne var ki şimdi durum değişti. Koyu renk gözlüklü genç kızın karşısında şimdi gözleriyle görebildiği bir yaşlı adam var. Heyecanın getirdiği idealleşmeler, ıssız adadaki sahte uyum artık. Kırışıklıklar, kırışıklıklar, kellikteki kırışıklıklar, kırışıklıktır, kellik de kelliktir. Siyah bir göz bandı ile kör bir göz bandı arasında bir fark yok. Yaşlı adam da bunu başka sözlerle söylüyor kadına. İyice bak bana, ben kendisiyle yaşamak istediğini söylediğin kişiyim. Kadın da ona şunu diyor. Seni tanıyorum, sen birlikte yaşadığım adamsın. Sonuçta öyle sözcükler var ki sanıldığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Kadının adamı kucaklayışı en az o sözcükler kadar değerli. Görme yetisine üçüncü olarak kavuşan kişi şafak sökmeye başladığında doktor oldu. Artık hiçbir kuşku kalmamıştı. Körlükten kurtulma olgusu bir zaman sorunuydu. Geriye kalanlar da yakında görecekti. Doğal ve önceden kestirilebilir. Sevinç ve gösterilerden uzak. Sonra bu gösterilerden yukarıda yeterince söz etti. Bu yüzden bu gerçek anlatının asıl kahramanlarıyla ilgili de olsa bunları burada bir kez daha yenilemeye gerek yok. İşte bu sevinç anları geçtikten sonra doktor herkesin uzun süreden beklediği soruyu sordu. Dışarıda neler olup bitiyor acaba? Bu sorunun yanıtı o anda içinde bulundukları binadan geldi. Aşağı katta merdiven sağanlığından biri görüyorum görüyorum diye bağırdı. Bu gidişte güneş bayram eden bir kentin üzerine doğacak. Sabah kahvaltısı bayram şölenine dönüştü. Masanın üzerine konan yiyecekler oldukça yetersiz olmaları bir yana kim olursa olsun karnı acıkmış normal bir insan itecek nitelikteydi. Aşırı sevinçle gelen taşkınlık anlarında her zaman olduğu gibi duyguların şiddeti açlığın yerini almıştı. Sevinçlerini meze yapıyorlardı. Bu yüzden kimse yemeklerden yakınmadı. Henüz gözleri görmeyenler bile. Gören gözler kendi gözleriymiş gibi görüyorlardı. Kahvaltı bittiğinde koyu renk gözlüklü genç kız aklına bir şey geldi. Bir kağıdın üzerine burada olduğumu yazıp o kağıdı evimin kapısına biliştireyim. Böylece annemle babam geri dönerlerse beni arasınlar dedi. Beni de götür. Dışarıda neler olup bittiğini görmek istiyorum dedi. Gözü siyah baklı yaşlı adam. Biz de çıkalım dedi karısına. Vaktiyle birinci kör diye adlandırdığımız kişi. Yazarın da gözleri açılmış olabilir. Dolayısıyla kendi evine dönmek istiyorum. Yolda giderken de yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağım. Ben de aynı şeyi yapacağım dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Birkaç dakika sonra doktor gidip karısını yanıltı. Şehra çocuk kanepenin bir köşesinde uyukluyordu. Gözyaşı yalayan köpek yere yatıp burnunu ön ayakları arasına koymuş, dikkatinin dağılmadığını kanıtlamak için
ara sıra gözlerini çordu. Bulundukları kat yüksekte olmasına karşın açık pencereden içeri farklı seslerin oluşturduğu bir uğultu geliyordu. Sokaklar iğne atsan yere düşmez durumda olmalıydı. Kalabalığın ağzına tek bir sözcük yükseliyordu, görüyorum. Bu sözcüğü görme yetisini daha önceden yeniden kazanmış olanlar, o anda birdenbire kazanmış olanlar haykırıp duruyordu. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Duruma bakılacak olursa, şimdiye kadar anlatmakta olduğumuz öykünün içinde körüm diyen insanlar daha şimdiden bir başka dünyanın insanları olmuştu. Kuşkusuz derin bir düş görmekte olan şehla çocuk, beni görüyorsun, şimdi beni görüyorsun değil mi diyor. Ve bu sözleri annesine söylediğine kuşku yoktu. Belki o da onu görüyordu. Doktorun karısı sordu. Ya ötekiler? Çocuksağız olasılıkla uyandığı zaman iyileşecek. Ötekiler için de durum farklı olmayacak. Belki şu anda görme yetilerine kavuşmasalar da paniğe kapılacak tek kişi gözü siyah bantlı yaşlı dostumuz olur. Neden? Gözündeki katarak yüzünden onu muayene ettiğimden bu yana gözüne kalın bir perde inmiş olması gerekiyor. Gör mü olacak? Hayır. Yaşam normale döndüğünde her şey yeniden iyileşmeye başladığında onu ameliyat edeceğim. Buysa birkaç haftadan daha fazla sürmez. Neden kör olduk? Bilmiyorum. Bunun nedeni belki bir gün keşfedilir. Ne düşündüğümü söylememi ister misin? Söyle. Sonradan kör olmadığımızı düşünüyorum. Biz zaten kördük. Gören körler mi? Gördüğü halde görmeyen körler. Doktorun karısı yerinden kalkıp pencereye gitti. Aşağıda çöp yığılı sokağa, haykırıp duran şarkılar söyleyen insanlara baktı. Sonra başını gökyüzüne kaldırdı. Ve gökyüzünü baştan aşağı bembeyaz. Tamam, sıra bana geldi diye düşündü. Birden kapıldığı korku gözlerini yeniden yere indirmesine neden oldu. Kent hala orada. Karşısında duruyor. José Saramago, Körlük. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.